Sen bana demek şimdi Nesrin Vlogunu attın. Nesrin Vlogunu attın. Evet. Çok öyle beklenti olmasın Çağrı, normal işte. Ben dizemedim. Var abi beklenti, bırak beklentimiz bize kalsın benim yani. Benim beklentim çok yüksek. Benim de çok yüksek. Değil. Sondaki makarayı bekliyorum özellikle. Ben hayır sonda bekliyorum. Makara yok. Hayır. Sonda ya. Kopacağız arkadaşlar Nesrin'in vlogunda. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Bir şeye güldüm de. Hayır. Sonda hepimiz büyük eğleneceğiz. Büyük kopacağız sonunda. Hadi aç abi, çok heyecanlıyım. Of ya, niye öyle dedim ki ben? Seslendirmen kardeşim bu arada, teşekkürler. Seslendirmenliği ilk defa mı yaptı yoksa profesyonel seslendirmenlik yapıyor mu? Ha, benim şeyimi ilk defa yaptı ama bu üçüncü seslendirmemiz falan. İlklerinde sesler sıkıntılar olmuştu. Çok iyi çekim, çok iyi. Ya of ya, ben... Yavrum ya. Tamam, bundan sonra da Discord'a gelen ofis vloglarına bakarız o zaman. Evet Nesrin. Evet, başlatıyorum. Çağrı, başla. Özellikle hiç kilo vermemişsin ama almamışsın da. Sağ ol Çağrı. Almamak da büyük Nesrin olan. Nesrin en az burayı 5 kere denemiştir bu girişi. Evet, başlatıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Daffy Duck duruşun peki? Ya Çağrı ya. Bayağıdır bir şeyler çekmiyordum ya, unutmuşum. Yağmur. Nesli Yağmur. Çağrı. Sen de mi Yağmur? Yağmur. Yağmur ama biz kız ama gidiyoruz. Ama Nesli. Ama Yağmur bak. Nesli. Biz kızız. Biz kız kızla da yarışma yapmayacaksak o zaman neden et yemiyoruz? şu arkandaki havluluk ne havluluğu? Banyo duş havlusu. Bilerek neden yok? Boşaltmış orayı, normalde vardı. Oha mami, bir şey söyleyeyim, Çağrı orada havlu vardı, ben bilerek boşalttım. Neden ama neden? Neden işte? Kötü duruyordu, ben de attırıverdim çamaşır makinesinin üstüne. Ya Nesrin şey biraz ya? Düzgün konuş. Aktıra verdim, boşalttım. Kelimeleri sus. Doğru seçelim. Kelimeleri düzgün seçelim. Bir sus amına. Ya Allah Allah. Ağzından ne çıktığını kendinde duymuyorsun. Koydum de ya. Koydum gitti. Biraz temiz konuş Fikri Bey lütfen. Başlatıyorum arkadaşlar. Sonuna patlayacağız. Sonuna çok kapacağız. Başlat. Günaydın arkadaşlar. 10 dakika önce uyandım. Burada saat 2.30. Burada Alpcan Ayvar'dan satın aldığım kedilerimi besliyorum. Ulan adamın adı Alpcan Ayvar mı? Lan adamın adı Alpcan Ayvar mı peki? Bir saniye. Önce uyandım. Burada saat 2.30. Dur. Dur. Bir dakika dur. Pardon. Dur. Burada Alpcan Ayvar'dan satın. Alpcan Ayvar'dan. Ay bardağı. Alpcan Ay bardağına gittiniz mi hiç oraya? Ay bardağı gerçekten 10 numara. Manzarası falan da çok iyi bu arada. Kesin gidilsin. Sen Ay bar değil ya. Yanlış yazmış. Alpar değil. Alpar değil mi? Alpay. Baktım Alpar'mış. Neymiş? Alpar Alpar'mış. Alpcan Alpay. Alpar. Alpcan Geybar. Alpcan Alpar. Oğlum yazmayın öyle. E sen nesin sen o zaman, arkadaşını da adını soyadını falan bilmiyorsun. Ya o an. Ya ben eve geldim, koştur beni şunu seslendir dedim. Acele vardı, tam Instagram'dan bakmadım. 2.30. Burada Alpcan Ayvar'dan satın aldığım kedilerimi besliyorum. Minnoşlar. Şimdi işe gideceğim. Biraz mutsuzum ama karın boşa doymuyor. Çalışmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım yani. Sultan Gazi'nin giriş yapıldı. Burada arkadaşlarımı çekiyorum. Ne yaptıkları hakkında bak bizi çekmiş abi. Çalışıyorum. Çünkü bir fikrim yok. Kaç senedir bu işteyim, hala bir şey yapamıyorum ya. Şimdi önlüğümü giydim. Hemen işe koyuluyoruz. Boş durmak yok yani. Çalış. Peki bu kardeşin ekstra oyunculuğu sesi. Beni gerçekten çok etkiledi yani. Gerçekten çok güzel oynamış. Ya Çağrı. İlkimizdi. Hayır. Ekstralarına ben çok mutlu etti beni. Kardeşin gerçekten tamam.
seslendirme sanatçısı olmuş yani. Ama yönetmen Nesin. Bundan duyguyu sonra inşallah gitmiş. Madagaskar'da Okan Bayülgen'le beraber seslendirme yaparlar inşallah. Amin. 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 Biraz ara vermem gerekti. Karnım acıktı yani. Şu sıralar diyet yapıyorum biliyorsunuz ki ve bayağı kilo verdim. Hani bilmiyorsanız bilin tatlımlar. Tatlımlar. Burada arkadaşlarımla gırgır şamata, sohbet muhabbet, ülkenin halinden konuşuyoruz. İşte şimdi adada... Lan Nesin bu kadın sana çok benziyor. Arzu Hoca o. Arzu sadece. Hoca bu. Arzu Hoca evet, sanki senin sektördeki 10-12 sene sonraki halin gibi durmuyor mu? Aa inşallah. Çok mu yetenekli Arzum Hoca? Evet çok yetenekli. Evli mi Nesrin? Yetenin. Evli nişanlı. Evli. Nişanlı. Gugu yapma. Tamam. Gugu yapma. Eşe dosta sarma Gugu Allah aşkına. Virüs gibisin amına koyayım. Dur amına. İşte şimdi adadan bir arkadaşımız ayrılıyor. Ama biz durmuyoruz. Devam ediyoruz. Dizi izliyoruz tabii ki de. Şimdi öğlen yediğim lahmacunu çok beğendim. Evime götürüyorum ben pıtı pıtı pıtı. Evime geldim şimdi. Kedilerimi biraz besleyeceğim. Onlarla oynayacağım. Eğleneceğiz. Benim bir günüm bu. Sondaki şaka Nesrin. Çağırdır. Bak tahmin ettim Nesrin'in şakasını. Sondaki şakayı söylüyorum. Nesrin kedileri seslendirmiştir diyorum ben. Öyle bir makara vardır sonda. Fit check yapmadı ya. Veya kardeşini çekip kardeşini de kendi seslendirmiştir diyorum. Benim tahminim bu. Ben bunu Nesrin'in mizah algoritmasından bu ikisinden birisi gibi geliyor. Ben ikinci diyorum. Bakalım. İkisi de değil. Ben pıtı pıtıya gidiyordum. Dur. Benim bir günüm bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Çok iyi başla. Ben böyle bir şey tahmin etmiştim. Yeterli. Videoyu izliyordum yarıldım. Hani Samet kes demişti ya. Ben anlamadım lan. Ne dedin? Çok iyi. Koptun. Çok iyi başlamış. Çok iyi başlamıştım. Diyordum. Abi ben nerede gülüyorum? Nerede gülüyorum abi? Ya of ya. Buralarda gül. Karaman geç. Karaman burada gülüyorsun. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Ben Google'un yapmadığı şakaya güldüm. Bay bay. Karaman. Çok iyi başla. Abi oğlum iyi mi böyle? Çok iyiydi kardeşim. Bunu bilerek yapmadım bu arada Çağrı. Öyle demişim. Sonra en son videoyu kaydettim. İzliyordum güzel olmuş mu diye. Orada evet. Fark ettim. Yarıldım bir saat de. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olmuş bu arada. Ben sana söyleyeyim. Ama fit check yapmamışsın ya. Evet ya, fit check o yok. O zaman şey yapayım. Ben bir tane daha mı çeksem ya? Sen bir tane daha çek. Kendin seslendir. Ola Insta'ya at. Olana kadar. Kendin seslendir. Tamam mı? Bu iyi. Ama yani Berin biraz ekstra oyunculuk sergilemiş burada. Anladın evet, mı? Evet Berin kurtarmış yani bu videoyu. Biraz Berin kurtarmış. Sen ben zaten kendin çek. Anladım olmadığını ben sana bu akşam atmayacaktım. Sonra dedim ki şimdi atmazsam yine ödevimi yapmamış gibi olurum diye düşündüm. Ne yapabilirim? Aa dedim Berin seslendirsin. Arkadaşına yaptığın ödevini. Eklenir. Çok sinir sistemim çok dağıldı ya. Ödev diyor ya. Lan güç veriyor. Bütün mekanizmamı da attın ya Nesrin. Ödevim mi ödevim dedin. Atmayacaktım aslında ben sana dedim. Hocam puanın. Kızı ödev sitesine sokmuşsun abi. Yağmur dur sen bakalım. Yaptın ha. Mı? Yağmur sen yaptın mı? Bana ödev verilmedi. Nasıl verir bete? Verildi. Gugu sen de yap Gugu. Çağrı kaç verdin? Ben yarın yaparım. Nesrin ben sana söyleyeyim bu ödev benden geçmez maalesef. Ya Çağrı. Nereden kırdınız? Nereden kırdınız? Nereden? Komple. Bir kere bunu ben sınıfta da söylemiştim. Kendi seslendirmeniz olacak arkadaşlar. Demiştim. Özenli olmalı. Kendi seslendirmeniz olacak. Bir de dedim ki kahve molası, çay molası bir mola istiyorum demiştim. Ya işte hiç içemedim kahve çay. Sizden bugün. Beklentim çok iş varmış. Onlara yetiştirmeye çalışıyormuşsunuz ama hiçbir şey yapmıyormuşsunuz görmek istiyorum dedim. Hmm. Son güne bırakırsan böyle olur Nesir. Aynen öyle. Evet okudum ben de. Özür dilerim hocam. Hiç önemli değil. Sen en kötü bunu değerlendiririz ama bunu hiç değerlendirmeyelim. Sen kendi sesinde bir tane daha çek. İkisine ortak puan vereyim ben. Tamam olur. Günaydın. Ofis filomun ilk günü. Yine kalkmışacağız. Neyse.
İş gereği için bilgisayarımı açıyorum. Lan oğlum. Odam güzel koksun diye. Şeyim de var. Oh mis gibi. Günlük rutin olarak bakım yapıyorum. İyi hissettiriyor. Kahvemi hazırlıyorum. Heh. Kahvesiz asla ayılamıyorum. Çeneni kapa. Tamam baba. Kendime bol hazırlıyorum. Sabah. Aman profesör. Yeterli olabilir. Çok doyurucuydu. Boğul atmış bak. İş gereği biraz maillerimi kontrol etmem gerekiyor. Aa ne güzel. Escort sepetinden sipariş ettiklerim gelmiş. Ya oğlum. Biraz mola veriyorum. Ve kahve eşliğinde manzaramın tadını da çıkarıyorum. Biraz kültürlenmek için maymun belgeseli açtım. Onu izleyeyim dedim. Yine mola veriyorum. Lan oğlum kapat şunu arkadan. Yayında dalga geçmek için biraz ders çalışıyorum. Notlarımı tutmayı unutmayın. Sınavda çıkabilir. Kilolan macun, köpek balığı çene, maymun. Sanırım Çağrı'nın yayını izleme ödülünü kazandım. Kalkmış yine cihaz. Malum Çağrı'yı görünce yerinde duramıyor. Yayında evet, bittiğine canım. Göre uyku vakti de gelmiş. Görüşürüz. Ya da bir özete bakabilir misin? Tövbe estağfurullah. Evet herkese selam. Yeni bir iş günü. O ne ya, anahtar sabah mı? Kalktık. Dükkanımızı açıyoruz. Burada bir kafam karışıyor. Sağıyla mı solla mı? Hangisi? Sağıyla diye. Sağıyla. Ama sağ. Ben ikisiyle birden gireyim. Garanti. Sağ ayakla gelip sol ayakla çıkacaksın. Telefon bir elimden anahtar olunca şifreyi giremedim. Neyse sıkıntı yok. Bilgisayarımızı açarak güne başlıyoruz. O ne oğlum? Celeron mu? Biraz sürecek açılması. Sabahları vazgeçilmezim. Bowl hazırlamış. Çay eşliğinde ufak bir atıştırıp kahvaltımı yapıyorum. Artan fiyatlardan dolayı biraz istikakımızı düşürmüşler. Olsun. Evet bir işlerimize bakalım diyeceğim. Bilgisayar hala açılmamış. Hemen hızlıca. O yazıcı sesini bilenler bilir. Bir sigara molası. Milli sporumuz biraz onu izliyoruz. Ve tabi arada çalışmak da lazım. Ama bilgisayar hala açılmamış. Harbiden Celeron çıktı. Lan ne ses geliyor arkadan. Tam ilk müşteri geldi diyecektim. Benim pet geliyor. Bu da öyle şey yaramaz, bu öyle piç bir şey gibi görmeniz lazım. Bugün fıstık vereceğim. Arada şımartıyorum, badem falan veriyorum. Fıstığı gördü bir durdu, hoşuna gitmedi galiba ama hüpür hüpür götürüyor. Fıstığı beğenmedi galiba. Bilgisayar açılmış artık, verimli bir çalışma saatine girebiliriz. Ama bu sefer de program açılmıyor, biraz da onu bekleyeceğiz. Ben o sırada bir mola daha vereyim. Bu sefer komşu esnaflardan birisi geliyor, hemen vatandaşlık görevimiz. Ona bir gel yapıyoruz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İki hoş beş sohbet sonra işe geri dönme zamanı geldi. Çayımdan bir yudum daha alıp o çok zor işimi hızlı bir şekilde hallediyorum. Hemen kendi editlerime bakıyorum. Bakarken bir anlık böyle bir elim çarpıyor. Kendimi YouTube'da buluyorum ve burada da tabii kaçırdığım yayınların kesitlerini takip ediyorum. Zaman su gibi akıp geçmiş. Patron bugün monkör günündü galiba. Kıymalı bir de. Üf. Bir iş günüm bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Vallahi çok çalışmışsın ya yine. Beklentinin bir tık üstü çalışılmış. Nerede odayı kaybettim ya. Bekliyorum abi seni tekrardan. Bekleme, hangi odanın altındaydı onlar? Mikrofonsuzlar. Mikrofonsuzlar. Mikrofonu katman haber var. Ben senin kolay onun bir üstü. Vatan görevlileri. Nasıl ya? Odayı mı? Nasıl görmüyorsun abi? Kategoriyi mi gizledin? Beni mi gizlediniz? Ben nasıl görüyorum? Discord'un sahibi ben değil miyim? Kategoriyi mi gizledin? Metin kanallarını. Metin kanalını mı gizledin? Hadi böyle bir şey var çünkü. Ona bas. Metin kanallarına bas. Evet tamam. Tamam. Nerede kalmıştım? Dur bakalım. Bunu izledik. Bunu izledik. Şimdi buna bakıyorum. Merhaba, bugün benimle YKS'ye hazırlanacaksınız. Burada akşama doğru uyanıyorum. Ben yapacaktım ya. Ve
Sen de yap. Biraz oyumaya karar verip geriye atıyorum. Sanki sen çalışıyorsun Hasan. Bu da çalışmamış. Sonra kalkıp günlük olarak yaptığım cilt bakım rutinimi gerçekleştiriyorum. Oo, en iyisi. Midem kazındığı için... O sabunu ekmek arası yapsana. Kendim öncelikle bir kahvaltı yapmaya karar veriyorum ve ekmeği kesiyorum. Sonra yeni öğrendiğim bilgi olan böyle ekmeğin içini çıkarıyorsunuz. Böyle kilo vermenize çok yardımcı oluyormuş. Bu ekmeğin içi çok kilo yapan bir şeymiş. Nesrin bunu denesene sen de bundan sonra. Böyle çıkartıp öğünlerini böyle, besinlerini böyle ye bundan sonra bak. Ekmeğin içini çıkartman lazımmış kilo vermek istiyorsan. Ben tam tersi içini yiyip dışını çıkartıyordum. Demek ki hata oradaymış. Peki hiç şüphelenmedin mi hiç? Hani ben bu yöntemi de senelerdir yapıyorum. Ulan bir terslik var dedim mi? Ya ama içi daha güzel, ne yapayım? Ama denerim. Tamam, bundan sonra içini çıkart ye. Tamam. Sonra biraz ders çalışmaya karar veriyorum ve konu anlatımı dinlemek için... Ya şu bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şu sağdaki fotoğrafı değiştirelim en azından ya. Hadi diğerleri tamam da sağdaki fotoğrafı değiştirelim ya. Serumu açıyorum böyle en çok güvendiğim ve çok fazla izlediğim bir kaynak olan bir yerden konu anlatım videosu açıyorum. Direkt ve çay molası veriyorum. Onur'da direkt çıkmasının sebebi sensin Mami bak. Beni şimdi küfür etme, gelirim seni dayak yersin ha şimdi. Çağrı her gün yazacağım, matematik çıkıyor Google'da, gerizekalı. Daha ne istiyorsun abi? Neyi ne istiyorsun lan? Matematik profesörü müyüm ben? Daha ne istiyorsun? Kullandığın telefon Nokia. Ne dedin yani şimdi, anlayamadım. Ya gönderme yaptım senin şeye, eski maziye. Sonuçta yediklerimi sindirmem gerekiyor ve kuru kuru da ders çalışılmıyor. Ve ders çalışmak için geri oturuyorum. Hemen en zor kaynağım olan matematik kitabımdan soru açıyorum. Hiç çözmemiş kitabı bak. Kahve molası veriyorum çünkü çok çalıştım. Annemin kek yaptığını görüyorum ve bir şey yerken ders çalışamayacağım için hemen Fıtrat abimin videosunu 6. kere dönüyorum. Çünkü izlenme sayısını arttırmamız gerekiyor. Gençleri zehirledi Fıtrat abayla. Sonra yarın doğum günüm olduğunu hatırlıyorum ve burada outfit check yapıyorum yarınki doğum günü kombinimle. Mutlu yıllar. Çok yorulduğuma karar veriyorum, o yüzden biraz uyuyacağım. Hoşçakalın. Oh be, ne güzel hazırlandın sınava bir gün, ne güzel 10 numara bir hazırlık süreci yaşattın bize, sağ ol. Mutlu yıllar, doğum günü kutlu olsun bu arada. Günaydın kelebeklerim, bugün sizinle sınav haftasını atlatmış bir öğretmenin sınav okuma gününü vloglayacağım. Aha, burada önce öğretmen. Bir öğretmenin sınav okuma günü, bak bunları bilmiyorum. Merak ediyordum ben bunu. Çok güzel. Daha sonrasında hemen mutfağa geçiyorum. Ve limonlu suyumu içiyorum. Sonra arkadaşlarımı, yani çiçeklerimi suluyorum. Daha sonrasında çok yorulduğum için hemen kendime bir kahve molası veriyorum. Kahvemi içerken arkadaşlarımla konuşup karamandan etkilenerek aldığım ışınla birlikte günlük görevimi yiyeceğim. Aha, bowl hazırladı, bowl hazırladı, dur. Diyorum. Bowl'umu yerken günlük kritiğimi yapıyorum. Daha sonrasında birkaç sınav kağıdı okumaya çalışıyorum ama bir anda havanın... Bu nasıl sınav kağıdı ya? Artık sınavlar böyle mi yapılıyor? Evet. Harbi misin? Niye abi, sizin zamanınızda nasıldı ki bu? Bizim zamanımızda bir tane sayfa veriyorlardı. Yarısına kadar klasik soru vardı. Altını sen dolduruyordun. Aynen, klasik. Tamam, klasik de oluyor, test de oluyor bizimkilerde. Testlerde de yaprak test. Klasik oluyor. Testlerde de yaprak test veriyorlardı. Bu bayağı kitap gibi bu. Bu deneme değil mi ya? Bu deneme o zaman. Ben bakmıyordum. Soğuduğunu hissediyorum ve kendime ıhlamur molası veriyorum. Bal ve limon içtiğimde. Ne çok sıvı tükettik ya. Daha sonrasında teslim günü bu akşam olan ödevlerden mail gelmiş mi diye bakıyorum ama yok. Sonra öğrencilerimle bir anda kendimi oyun oynarken buluyorum ve onları yenmiş olmanın haklı gururuyla çıkıyorum. Daha sonra işimden portakal su istiyorum, çok yorgundum. Bu ne? PlayStation'ını kırmış olduğum eşimi... Aa, ne kontra. Güzel. Atari oynuyorlar. Bu oyun kontra.
Atari'nin daha güzel olduğunu ikna etmeye çalışıyorum. Daha sonra motor gelişimimiz için bazı oyunlar oynuyoruz. Ve yeniliyor. Daha sonrasında sisteme giriyorum. Hala çalışmıyor ve günün yorgunluğunu atmak için... Günün yorgunluğunu bir atamadık ama bak, farkında mısınız? Bugünün yorgunluğunu atacak gibi değilim, ben uyuyorum. Yarının yorgunluğunu atarım artık deyipten de... Çay koyuyorum. Görüşürüz. Demin düştüm. Aha. Nasıl yani? Fırat Reis. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Yok abi. Fırat Reis hoş geldin. Geçmiş olsun abi. Hoş geldin. Kızı övmüştüm falan. Ne? Ne? 6 kere izlemiş ya videoyu. Kızı övüyordum. Onları falan hiç duymadın mı? Hiç duymadık. Hiçbir şey gelmedi. Hiç duymadık abi. Gerçek bir canmış. Neyse. Kolun nasıl oldu abi? Bugün oynayacak mısın? Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Kolunu hayır bugün ya. Ben senin story'inde gördüm. Titretiyorlardı nasıl seni. Ama? O neydi ya evet, öyle? Abi. Bak titretiyorlar, manyetik veriyorlar. Sonra lazer tedavisi uyguluyor. O ne abi öyle? Ondan sonra masaj yapılıyor. Şimdi mavi bir bant var, böyle olimpiyatlarda takıyor ya sporcular. Baya böyle parmağın oynadı. O parmakta mıymış problem? Bak o kası güçlendirmek için o kasa elektrik verince nasıl parmağım oynuyor gördün mü? Normalde oynatamıyor mu parmağını öyle? Oynatabiliyorum ama acıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şu parmak sorununu anlattığından beri benim sağ parmağımda bir şeyler hissetmeye başladım. Psikolojik olabilir benimki. Sağ işaret parmağım böyle ağrıyor gibi böyle. Hani anladın mı? Ama bu bilgisayar oynamaktan olmadı. Bilgisayar oynayarak bunu arttırmışım. Oradaki kas zararı, anladın mı? Benim şu iki parmakta sorun var da bu da bilgisayar oynamaktan zannetmiyorum. Başka bir sorun var. Benimki teniste olmuş abi. Sıkmışım raketi, abanmışım. O kası yaşlılık. Siz niye bu kadar tenis sporuna bir anda kırkından sonra sen? Ceyda yalnız kalmasın diye. O hani Ceyda oynar. Onu. Ceyda ile aranda neredeyse bir kuşak fark var senin. Senin neyine yani, anladın mı? Yalnız kalmasın hanım. Oynayalım dedik. Bak. Allah Allah. Tenis bu arada bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben de oynadım tenisi. Yani üniversitedeyken oynamıştım. Çok güzel. Çok eğlenceli. Ama bu kadar yorucu olamaz evet, ya. Abi. Hani mesela şimdi futbol falan, basketbol hepsini oynadım ben aslında. Ama teniste teksin ya. Bir kişi takım değilsin bir kere. Teksin yani. Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. İki top orada çevirdin mi tamam bro, zaten. En yorucu patlama sporu olduğu için hani. En yorucu hiç durmadan. Tabii. En yorucu sporlardan biriymiş. Tenis. Kız düşüremeyince saldın değil mi tenisi? Nereden biliyorsun? Sen ne orada mıydın? Sanki oradaymışsın gibi konuştun. Oğlum öğrenmesi çok zor bir spor. Süreç gerektiriyor. Ben bayağı oynadım. 6 ay falan oynadım ben. Masa tenisi büyüktür tenis. Masa tenisi hiç güzel değil mi? Oğlum normal teniste vuruş hissiyatı falan bayağı daha keyifli bu arada. Ama bayağı keyifli. Güzel ve sosyal bir ortamı var. Haberiniz olsun. O yüzden yeni üniversite gidecek olan arkadaşlar, tenis kulübü, babası doktor olan kız tavlamak isteyenler tenis kulübüne kesinlikle yazılsınlar. Bakın Fırat Albayrak'ın babası da doktor. Ne yaptı? Tenis kulübünde. Evet. Bu tespitleri her yerde bulamazsınız, onu da söyleyeyim. Tenis eteği giydim mi? Ya ben de şöyle tenis eteği giydim ama alttan bana tepki geldi okul yönetiminden. Ne? Bunu giyme yani, çağır. Bu sana olmuyor bariz bir şekilde. Olmuyor. Bir de topa uzanırken falan dedi. Boyun da uzun. Açılıyor. Açılıyor dedi böyle. O günden sonra ben de birazcık dedim. Tenis eteği giyemiyorsam dedim. Ben tenis niye oynuyorum o zaman dedim. Bıraktım. Bıraktım vallahi. Ondan sonra. Ben masa tenisi oynadığım zaman bana şalvar gir diyorlardı abi. Ne de problem var. Günaydın arkadaşlar. Merhaba. Abi günlük vlog izliyoruz artık. Story vlog akımını başlattık biz. Bence harika bir fikir olmuş. Anladım zaten. Ama hep niye kız? Ya kim ne attıysa abi, sen de şimdi yani niye kızım var? Allah Allah. Kız da, niye erkek yani? De atmış, kız da atmış. Var var, dolu var. Bir ton atanlar var. Sen de bunlara puan vereceksin abi. YouTube'a başlamaya başlama. Sen de çeksene Fırat abi ya. Evet, ben sen de bir tane çek. İnsta'ya tamam. Atarsın. Evet, İnsta'ya atarsın abi. İnsta'ya değil, size atarım. Koy işte şey yaparsın. Sen aynen fark etmez. Bize de atabilirsin. Tamam. Tamam. Sen de bunları abi en son vloglarını izledikten sonra puan ver. Yani YouTuber, tamam. YouTube'a yönel veya yönelme, olur veya olmaz gibisinden. Instagram'a yönelmiyor. Ha, Instagram'a tamam. Falan. Türkçem bozuk, o yüzden şimdiden özür diliyorum.
Böyle bir sabah uyandık işte bugün. Elimizi bir yüzümüzü yıkayalım, kendimize gelelim. Bir çay koydum. Kendini yormuş ya konuşarak. Bırakın lütfen kendi bedeninizi alın. Çok büyük geliyor. Bir beden büyüğü. İşte arabaya oturuyoruz. Akraba ziyaretine gideceğiz. Nefret ederim akrabalardan. Üniversite çok iyi ya, hayalim. Burada çalışıyorlar. Ben de nail art bakıyorum o sırada. Çünkü benim işim de bu. Ben de kendi tırnağımı yaptırmalıyım değil mi? İşte sizi bahçeye gezdiriyorum. Bir çay daha içiyorum, yoruldum. Lan elin yandı. Çalışıyorlar annemler. Ben buraya Almanya sandım, Türkiye'ye döndüm. De... Evet, Almanya gibi geliyor bana da hala. Kuş seviyorum. Sonra anneme yalvarıyorum artık, bıktım, evimize gidelim diye. Bir çay daha veriyorlar, bir çay daha içiyorum. Sonra çok şükür Allah'ım evimize yola koyuyoruz. Yok lan, Türkiye'deymiş. Bıktım artık akrabalardan. Böyle. Neyse işte evimize gidiyoruz. Ben de kişisel gelişimle ilgileniyorum bu sıralar. Ama böyle bir konten. Galiba evet. Olabilirim ayrı yazmış. Çağrı, ona mı takıldın? Çağrı her gün daha nasıl zor olabilir? Azerbaycanlılar öyle. Güzel olmuş. Ama seslendirme biraz daha enerjik olsun ya bundan sonrakilerde en azından. Birazcık daha bize evet. O günü yaşattın yani. Yorganın altına girip çok sessiz yapılmış gibi. Kimse uyanmasın, duymasın günü. Evet arkadaşlar. Bugün erken uyandım. Reklam şey filmi sandım lan. Hemen normal şekilde melekler gibi uyanıyorum. Tabii ki de yüzümüzü yıkamadan olmaz. Yüzümü yıkıyorum. Ya o ne? Ayakta yaşıyorum. Evet, erkeğin ayakta yaşıyorum. Ondan sonra günün ilk 31'ini çekmek için bilgisayarımı Allah Allah. Genellikle Rocket to Bay kullanıyorum. 10 saniye sonra işim bittikten sonra hemen bir outfit check yapıyorum. Ne kadar seksi olduğumu bir kez daha görüyorum. Ondan sonra hemen dışarı çıkıyorum. Bak bak nasıl seksi olduğunu bir kez daha görmüş. İşe giderken biraz kızları kesiyorum. Çok güzel kızlar var bu arada. İşe geldim ve görüyorsunuz bomboş. Azıcık takılıyorum. Arkadaşlarla şakalaşıyorum. En sevdiğim şey arkadaşlarımın ensesine şaplak atmak. Şaplak atmayı çok severim. Burada arkadaşım anamı sövüyor ama olsun, onu da seviyorum. Ondan sonra biraz müdürüm kızmasın diye çalışıyormuş gibi yapıp rastgele tuşlara basıyorum. Bu çok önemli. Tuşlara basmanız gerekiyor ve sağdan soldan geçenlere selam vermeniz gerekiyor. Günün ilk molasına çıkıyorum. Gördüğünüz gibi seksi bir şekilde sigaramı yakıyorum. Çok acayip seksisin Mura bu arada. Şaplak atmaya devam ediyorum. Ondan sonra arkadaşlarla komple bir size bir selam veriyorum. Selamun aleyküm chat. Hayır, ondan selam. Sonra diğer bir arkadaşıma uğruyorum. Bu adamın yaşı 33 bu arada, çok genç gözüküyor değil mi? Ondan sonra simit yiyorum. Simit yiyorum ama ağzım yanıyor. Çay çok sıcaktı arkadaşlar, dikkat edelim. Ondan sonra yemek arkası sigara diyorum ve hemen bir sigara içiyorum. Ve mesai bitti arkadaşlar. Eve geliyorum ve sıçıyorum. Ya ondan kardeşim. Keyifliye selam olsun. Ona bir ya oğlum göndermek istiyorum. Ben ve koltuğum ona bir selam. Ya veriyorum. Salak mısın ben oğlum sen? İyi akşamlar. Ya ne yapıyorsun? Hep kat kalmasaymış keşke orada. Hocam güzel ama müzik koymak yanlış. Bunu da anlamış olduk. Yanlış mıyım? Müzikleri kötü tercih etmiş ya. Bu arkadaşın... Seslendirme videosunun arkasında müzik olmuyor. Biraz ekstrem seslendirme yapmış ama abi. Bu uçlarda yaşamış o yüzden. Bunda biraz şey olmuş. Ama güzel. Fikir, yaratıcı adam. Çok bence. Yaratıcı ya. Sıçmasını bile çekmiş abi. Çok yaratıcı yani, gerçekten çok yaratıcı. Evet. Seksi vücudum falan diyor bir daha buna. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sabaha kadar Çağrı izlediğim için yine söverek başlıyorum. Dişlerimi fırçaladıktan sonra hemen bir şarkı açıyorum. Evlilerinin para kazanması gerekiyor. Hızlıca bir makyaj yaptıktan sonra koşturarak evden çıkıyorum. Salona gelir gelmez üstümü değiştirip bir kahve molası veriyorum. Çok güzelmiş. Kahvaltını yaptıktan sonra salon manzaralı bir çay keyfi de yapmayı ihmal etmiyorum. Dostlarımla öğlen yemeği yedikten sonra bir antrenman patlatıyorum. Bak hemen orada kimmiş bu falan yazıyor. Oğlum bir sakin ol lan. Molamı mavi suyla yapıyorum. Bak bak ola bak kaç santim. Eve gelir gelmez hemen bir öğün daha yiyorum. Daha sonra satın aldığım sahiplenmediğim kedimle oynadıktan sonra yayınımı açıp uyumaya. Beyaz tema mı kullanıyorsun? Bu kız orada mı çalışıyor ya, yoksa orada mı çalışıyor? Evet, anlamadım ben. Çalışıyor. Çalışıyor da. Bak Çağrı seni yani, böyle güzel kızlar izliyor mu ya? Hurşit izliyor, hayırdır? İzliyor, güzel güzel kızlar izliyor. Beni izleyen bütün kızlar güzel bu arada. Eyvallah. Şimdi mi yorumluyoruz Çağrı izledikten sonra mı? Bir YouTuber olarak tabii, yorumlamıyoruz. Şimdi değerli yorumlarını şu an almam lazım.
Hocam değerli yorumum, biraz daha mizah katılması. Çünkü mizah yeteneğini gördük birkaç esprisinde. Daha uzun tutmasını diliyorum efendim. Çok kısa. Birazcık daha mizah da armanlasın mı diyorsun? Hayır, mizah komik zaten. Esprileri falan komikti. Kedi medi falan. Hani onun üzerine gitsin diyorum. Daha uzun kesmiş. Tamam. Kısa kesmiş, evet. Evet, çok kısa yapmış videoyu. Tamam, yani mizaha yönelsin. Zaten mizaha var, onu biraz daha plana çıkarsın diyor. Heh. Hangi espri suçunu diyorlar? Çoğunda niye yani espri kalitesi? Bak anlamamış kimse. Oy. Oy. Ya kediyi sahiplenmedim aldım falan komikti yani. Bak güldü orada Yağmur demek ki. Evet ama o benim esprim ya. Güzel, güzel şaka. Oraya gönderme yapmış normalde. Mizah... Senin esprin. Evet, o normalde benim esprim. Teşekkür ederim orada mizah kalitemi beğendiğin için. Tamam, o zaman olmadı. Başkasının esprisiyse bilemeyeceğim. Ama işte bize gönderme yapmış yani orada. O yüzden onu demesi de bence mizah şeyini benim evet gözümde arttırır yani. Tamam, güzel çalmış. Günaydın dostlar. Saat sabah 4. Bugün benimle bir gün geçiriyorsunuz. Oğlum arkada güneş var. Yalan söyleme bari ya kanka. RP'ye bak ya. Kahkaha atarak uyanıyor. Kapşonla uyumuş zaten. Benimle bir gün geçiriyorsunuz. Burada yalandan esnemece misali. Hemen ardından satın aldığım kedimle bir sabah sporu. Abi zaten olmazsa olmaz. Bak aynı şaka, satın aldığım kedimle. Evet abi ben. Anladın? Biz beni çünkü bizde şey var çünkü. Hashtag'imiz var abi bizim. Sahiplenme, satın al. Az kahvemizin olmasını beklerken... Ha, ne yapıyor ya? O ne? ...olarak tuzlu elma yiyor. Tuzlu elma yedi. Var mı lan böyle kahvemi bir şey acaba? Bak merak ettim, tadını aşırı merak ettim. Ardından hızlı bir duş alıyorum. Duştan çıktım. Sakince kafamı doğrularken üstümde de Mami'nin Superman'li tişörtü var. Evden çıkmadan hemen bir outfit check yapıyoruz. Otobüse bindim. Tam işe doğru yol alırken agalar aradı. Siyasi bir mesele varmış. Onu konuşmak için şimdi onların yanına gidiyoruz. Otobüste yine birine aşık oldum. Baba senin siyasi mesele konuşacak dermanın yok ya. Sen neyse bir siyasi meselelerin içine gidiyorsun. E tuzlu elma yedin ya. Buluyorum. Hiç şaşmaz. Sonunda geldim. Bir yandan buzlu istiği içerken. Oyu Kemal'e verecektik ama Sinan Oğan çok kafa karıştırdı. Şimdi onu tartışıyoruz. Saatler süren toplantımız sonunda bitti. Öğrenci evimize doğru yol alırken A101'e girmek durumunda kaldık. İki tane şey aldık. 100 lira tuttu amını sikiyim. Eve geldim, dolabı açıyorum. Dolap benden aç. Kapat. Dinner olarak tasta... Daha bol gibi be. Bol yaptı dur. Burada Şevket ilk defa VR gözlüğünden porno izlediği için çok şaşkın. Burada da Şevket beni Sinan Oğan'a oy vermem için darlıyor. Tam dedim artık bir ders çalışayım. Bir anda yayın olduğu aklıma geldi. Fırlattım kitabı. En sonunda çalışmaktan bir kitap düşmüştür. Abi. Dostlarla hasbihal ederken uyuyakaldım. Yastık ne oğlum? Oğlum bak şu ders çalışma esnasında yayın başladığı için dersi bırakıyorum. Çağrı yayına girdi. O yüzden hadi bana eyvallah falan. Yayın izleyeceğim. Dersi bırakıyorum falan. Bak bana o boku bana atmayın lütfen, tamam? Lütfen o boku bana atılmasın. Öyle ama. Kardeşim gündüz çalış. Gündüz o zaman. Aklın sabah daha iyi çalışır zaten kafan. Gündüz çalış. Yorul. Ben seni geceleri beraber gülelim eğlenelim ondan sonra burada. Takılalım. Tam benim yayın açacağım saatte sen ders saatini belirlersen bana Instagram'da yazıyor. Abi bugün ders çalışacaktım ya, yayın açtım madem seni izleyeyim bari. Vicdan yaptırıyorsunuz ya. Kazanamazsam gelirim ama oraya falan. Gündüz çalışsınlar abi ya. Yanlış mıyım? 4'ten 7'ye 8'e kadar çalışsınlar, ne var ki? Senir senin yüzünden mezuna kalıyorum. Üzüyorsunuz beni. Zannediyor üstelik 4 gündür uyumuyorum. Uykum gelmiyor. Yatağa geçiyorum. Klasik müzik açıyorum. Yine uyuyamıyorum. Hep uykumu almış gibiyim. Ne yapacağım lan? Bir şey söyleyin. Hep uykunu almış gibisin. Doktora görün. Bu arada ciddiyim. Üniversitenin ilk senemde ben de böyleydim. 2 saat falan uyuyordum. Bir hemen bende ama şey vardı. Hemen uyanmak isteği vardı. Uyku halini sevmiyordum ben. Uyuma esnasını sevmiyordum yani. Bir an önce uyanayım. 2 saat uyuyordum. Bir sezon tık diye uyanıyordum hemen böyle. Bir daha da uyumak istemiyordum. Gece de işte yatabildiğim en geç saate kadar yatmıyordum yani. Ama evet, bu bir hastalık
olduğunu öğrendim sonra. Ve vücuda çok fazla yük biniyor ondan sonra işte. Belki de kalp malp ondan sonra bende birazcık şey oldu bir yani. Kendini rehabilite et, bir şeyin kalmaz. Çok yoğundum yani. Ama bazı zamanlarda da olabiliyor ya fazla enerji falan filan. Bu arada bu vlog güzel olmuş. Bu vlog güzel olmuş. Ben beğendim. Üniversite psikoloğuna gittim. Adamla çok ilgilendi adam sağ olsun. Sinemaya falan gittik. Arkadaş olduk ya baya. Çok güzeldi valla. Selam olsun. Adını hatırlayamıyorum ama. Merhaba arkadaşlar. Bugün O çok aynı saçma bir aynı şekilde çocuğun evi bu. yaptım. Bir dakika. Oğlum. Aynı çocuğun evi mi? Yok ya. Evet, öbür çocuğa Benzetiyorsun. dön. Bir önceki çocuğa Belki dön. Perdelere bak. öğrenci arkadaşıdır. Öyle aynı evde yaşıyor bunlar. Dur şimdi anlarız. Olabilir Fırat abi. Aynı perde Merhaba oğlum. arkadaşlar. Tamam aynı evde yaşasın. Abi bu perde de yani çok ortak bir perde yani. Tamam da bir ya bizim şey demedik yani bir Perdesi değil evden mi bu? bir ya tam o perde olsun da bir evden bir vlog alıyoruz gibi bir şeyimiz olmadı ki. Tamam olsun ben fark ettiğim bir şey yapmak istedim. Bu perde de yani çok klasiktir. Bugün çok saçma bir şekilde erken uyandım ve neden erken uyandığımı sorguluyorum. Mutfağa giderken yorulduğumu fark edip mola veriyorum. Mutfakta çay doldurduktan sonra odama geçerken yorulduğumu fark edip anneler günü için aldığım hediyenin yanında oturup çayımı içiyorum. Bilgisayarımın açılmasını beklerken yatağımın dağınık olduğunu görüyorum ve tekrar yatacağım aklıma geliyor. Toplamıyorum. Bilgisayarımın açılmasını bekliyorum. Biraz YouTube'da dolandıktan sonra Aral'tı hünerlerimi sergiliyorum. Açıklanan vize sonuçlarım var mı diye sisteme girmeye çalışıyorum fakat zor bir işlemle karşılaşıyorum. Hemen Hasan'dan özel matematik dersi alıyorum. İşlem yapamamış. Zor da olsa cevabı buldum ve sisteme giriş yaptım. 3 tane vizemin açıklandığını öğrendikten sonra Aram giriyorum. Aram oynarken annem kahvemi getiriyor. Sonra içeri F1 izlemeye gidiyorum ama geri döndüğümde bilgisayar ele geçirilmişti. Dışarı çıkacağım için duşa giriyorum ama duşta yorulduğumu fark edip mola veriyorum. Duşta da Çok mola. mu olduğu aşırı belli olan Galatasaray formamı giydikten sonra Ne Fırat yapıyorsun? abinin Aa! taktiğiyle rolon sürüyor. O koltuk altı şey değil miydi o? Ha, Evet. Samet Samet abinin taktiğiyle rolon sürüyorum ne ya? yaptı Outfit check. Harika kombin. Krampon Babamdan eksik. arabayı Bayağı aldıktan iyi. sonra giderken yorulduğumu fark Atacak. edip sağda durup mola veriyorum tekrardan. Anneanneme uğrayıp birkaç eşya bırakıyorum. Ona ver. O Arabayı harika park bir edip maçı şeyden izlemeye aldım. gidiyorum. 90. dakikada çıkıp eve giderken 3. golü yediğimizi öğreniyorum. Eve gelip yemek yiyorum. Çay aldıktan sonra bilgisayarın başına geçip Çağrı abinin chat'e dönen muhabbeti okuyorum. Bak bak direkt ne yaz bak yayın aç. Okuyorum. Ve yatış. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Geçmiş olsun. Kardeşim benim. Çok geçmiş olsun. Dualarımız seninle. Geçmiş olsun. Annenle çok geçmiş olsun. Yapabileceğimiz herhangi bir şey olursa kesinlikle ulaş bize moderatörlerime. Selam olsun. Herkese günaydın. Oğlum. Oluyor lan Tuğkan Nasıl bir ses seslendirmiş. lan? Yemin ederim Tuğkan sesi bu bak. Herkese günaydın. Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkıyorum. Oha çok benziyor ha. İlk o herkese günah bölümü çok benziyor. Herkese günaydın. Işık fark mesajı Lan. sönüyor. Şöyle göstereyim ben Bayağı size. benziyor tarzı konuşma tarzı. Tarzı da Burada benziyor. elektrikçi çağırdık ama elektrikçi gelmiyor tabii, yapmıyor. Baksana Sonra bir aynı. kahve içmem gerektiğini düşündüm. Sabah kalkınca çünkü hep kahve içerim. Böyle kahvemi koydum, sıcak suyumu koydum. Bu ondan sonra birden şirkete dönmek istedim. Ofisime geçtim. Ofisimde çalıştım. Ondan sonra çalışırken aklıma geldi. Ben işsizime PlayStation oynama kararı verdim. PlayStation'da FIFA'ya girdim. FIFA oynarken yani normalde sağ tarafı da kullanıyorum ama kamera açısından dolayı kullanmıyormuşum gibi gözüktü. Neyse. Sonra sıkıldım dedim ne yapayım bir havuza atlayayım dedim. Oh Havuza be. attım böyle. Oh, ne Şeyin güzel. içine Yok ya Odin geçiyor düşünüyormuş. böyle. Bunun ismi de Odin. Böyle o havuza girmeyi sevmiyor sadece havlıyor Oh. boş yapıyor. Ondan sonra o da
Müzik dinlemeyi sevdiği için o dün biraz oturduk, müzik dinledik. Etrafı izledi, böyle baktı. Bakıyor. Çok tatlı bir canavar kendisi. Tatlı. Ondan sonra tuvaletim geldi, tuvalete gireyim dedim. O sırada da çektim. O kremler ne? Onda girdiğim için üstümü değiştirmedim. Bu da benim outfit'im. Selamlar. Outfit böyle benim. Sonra akşam maç vardı. Maç için böyle rakı falan söyledik. Rakı içeyim dedim maçı izlerken. Beşiktaş Galatasaray maçı, bir ümitle Galatasaray'ım. Eve rakı söylüyorlar oğlum. Hani rakın yanında da böyle meze söylüyorum böyle. Şöyle şöyle mezeler söyledim akşam. Afiyet olsun. Ya bütün gün hiçbir şey yememiştim. O akşam da mezeli. Adam evde rakı live yapmış Mert. Çağırmadı da. Neyse. Kademe 3 abonedir herhalde bu arkadaş. Kademe 3 abonedir umarım, herhalde yani. Umarım. Hiç zannetmiyorum başka bir ihtimal olsun. Ne? Abone mi değil? Nasıl? Abone öyle değil. Böyle zengin oluyorlar Çağrı. 10 lira abi ya abonelik. Maçı 3-1 kaybettik. Evi falan maalesef. Yaşam kaliteli. Ama yapacak keyifli. Bir şey yok. Hayat daha güzel. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Bak bu arkadaş havuza bu vlogu çekti diye girmediyse başka hiçbir şey bilmiyorum. Normalde havuza giriyorsa beni burada şey yapsınlar yani. Mümkün değil girmez. Ben de girmeyeceğim mesela. Aynı şeyi söylüyorum. Girmezsin sadece abi. Sadece olsun diye yapıyorum. Girmem ki. Ben söylüyorum girmeyeceğim nasıl zaten. Girilmiyor bir de biliyor musun? Anca H-Talk gelirse girilir. Evet. 100 günde kendimi nasıl geliştiririm 119. gün. Yani 118 gün bizsiz yapmış yani. Harbiden yapmış isteyerek. Biz 119. güne şahitlik edeceğiz arkadaşlar. Bakalım. 200 günde kendimi nasıl geliştiririm 119. gün. Evet arkadaşlar, uyanır uyumaz suyumu içtim. Daha sonra kahvaltımı yaptım. Bir kase de çorba içtim arkadaşlar. Kahvaltıdan sonra dişçi kuzenimle buluştum arkadaşım. Valla oyuncakçıya girdik de anılarım depreşti. Sakin abi ya. Sahilde bile tatlı koşu yaptım. Zayıf bir adam. Adam bidran atmış. Bir şey söyleyeyim mi Google, sana benziyor lan biraz. Ve andırıyor. Hafiften andırmıyor mu? Ya, aksi yetemez de ama 14 saniyede 1 dakika gibi geldi ya. Oğlum bak, 14 saniye 2 saat sığdırma çünkü. Dur bakayım. İşte sahilde bile hafif koşu yaptım arkadaşlar. Daha sonra vapurla Kadıköy'e geçtik valla. Valla arkadaşlar tatlıları görünce gözüm döndü ama valla yemedim de. Anca uzaktan izledim böyle. Kuzenim var elinde de beni... Bu kim biliyor musun? Hatay Sandıkçı içiyor oğlum. Hani o yani. Valla böyle. Böyle. Yaptık arkadaşlar. Uzatarak konuşmasına korktum. Şu doğruyoruz. Böyle. Valla. Yiyeceğim dedi arkadaşlar. Valla Kemal Usta Waffle'ın karşısında bekledim onu valla. Bir tane ısır kaldı ama vallahi yemedim ben kendime, bir tane erik aldım. Ondan yedim arkadaşlar sahilde. Bir avuçta yer fıstığı yedim. Arkadaşlar Kadıköy sahilde Kahramanmaraş depremzedeler dernek açmış. Destek olmak isteyen olursa gitsin arkadaşlar. Vallahi ben 3 tane tişört aldım. Kuzenim de 3 tane tişört aldı. Fiyatlar da gayet uygun arkadaşlar. Puma'nın tanesi 50 TL'ydi. Arkadaşlar bu arada dışarıda gezmede erikle yer fıstığı yedim. Başka hiçbir şey yemedim. Ben hocam söylemiştim size eve gelince çorbayla salata yedim. Hatay Sandık için trollüyor. Net. Hiçbir şey abi ya ama 120 günde bunu mu yapmış ya bu 120 gün? Bak çok iyi bu ya. Asıl değişim ama 120. güne kadar hiç anlayamazsın derler. 120. günde bak bir de bunun, bu çocuğun bir gün sonrasını i̇lk tanıyamazsın. İlk gününü bulmamız lazım abi, ilk gününü dur. Tanıyamazsın bu çocuğun 120. gününü, öyle söyleyeyim sana. Arkadaşlar 200. günde bana şok olacaksınız. Güzelmiş. Peki Fırat Albayram, bu arkadaşta potansiyel var mı? Var çünkü yani çok alakasız başka bir şey yapmış ve komik olmuş bence. Nereye yönlendirdin? Instagram, TikTok? Bak, ben bir de şöyle izliyorum bro. YouTube. Senden değil, Instagram'da karşıma çıksa diye izliyorum. Bu tamamen kendi mizahında yapmış, o yüzden komik. Anladın mı demek istediğimi? Evet ama şöyle düşün. Şimdi biz istediğimiz için buraya göndermeli, bize mizah göndermeli yapıyor. Ama potansiyelini gör, Instagram'a atarsa genel eder. Bu genel çekmiş zaten. Aynen. Güzel olmuş işte ya. Zor bir şey ama abi genel çekmek. Hani yönlendirmeden. Bence komik olmuş. Ben bunun hesaba gelip diğer videolarına bakardım. 119. gün çekmiş ya. Aynen, ben de 118 video arardım yani bir. Değişim görmek için. Bu ablam. Ne oluyor lan? Kurallarım varken ses gelmiyor. Makarna ablamın arkadaşlarıyla piknik yapmaya gidiyoruz. Bunlar da ablamın arkadaşları. Gelir gelmez dedikoduya başladı. Yazık, fenerli çocuk gördüm. Benzinlikte tüp gazı var mıdır diye sorduk. Yok dedi zeka seviyemiz. Ercan dedeme yazıyorduk az kalsın. Allah Allah. Ben duyamıyorum. Ben duymadım. Fırat abi sağ alttan sesi açabiliyorsun.
Açtım bir daha açtım biraz daha. Benzinlikte tüp gazı var mıdır diye sorduk. Yok dedi zeka seviyemiz. Ercan dedeme yazıyorduk o kalsın. Allah Allah ya. Şehirden uzaklaştık. Köye geldik piknik için. İner iner selam yemeye başladı. Sonra Karaman karşıladı bizi, selam verdi. Ne var o tabaklarda? Yanındaki insanlardan tuz iste dedik. Eliyle getirdi. Hijyen 10 numara. Bu da ben. Okey oynamaya başladık. Nasıl ya? Nasıl? Ablam zarar günün tekniğiyle kapıyı açmaya çalıştı. Ya! Aaa! Arkadaşı denedi sonra. Öyle bekliyoruz oğlum kapı açılsın diye. Sonunda açıldı. İçerisi şöyle 7 tane meleğin mezarı varmış. Asla anlamadım. Bunlar dışında da mezarlar varmış. Değişik bir yer. Bunlar da ölülerle fotoğraf çekiniyor. Kaçla bile fotoğraf çekindiler. Sonra ablamın geçmiş doğum gününü kutlayalım dedik. Rüzgardan dolayı yakamazsın diyorum. İnandıramadım bir türlü. En sonunda Nesin'in deyimiyle aman salla dedi. Burada spatula ile pasta yemeye çalışıyor. Öldü pasta, ziyan oldu. Gitti harbiden pasta. Bir mağara gördük, mağaraya giriyoruz. Ya ne kadar gezmişsiniz ya. Vallahi yoruldum ya, ne kadar gezmiş. Bir güne bunlar nasıl sığar ya. Ben sana bir söyleyeyim, ben bu uygulamayı bana 2 hafta falan vereceksin. 2 haftada anca bitiririm. Bir de nereye gitmişler abi? Melek mezarları falan var. Çok garip bir yer. Sorgulamıyorum. Yerde salyangoz gördü. Aa, deniz kabuğu diyor. Daha sonra geri dönerken belki biri düşer diye video çekeyim dedim. Ama maalesef kimse düşmedi. Mantıklı sonra bu arada. Sonra geri dönmek için arabaya bindik. Bu kadar. Buradan Katman Çetin'e ve Katman Spor'uma selam olsun. Selamlar. Aleyküm selam. Ya video güzel ya, olmuştu. Evet, biraz seslendirme daha gür bir ses olsa. Çok kısık kalmış ses. Aleyna 5 lira göndermiş. Evet. Abi anksiyetem tuttu, keşke benimkini izlemeseydik mi? Niye kız? Aleyna niye anksiyetem tuttu? Hangisi ki Aleyna? Yukarıda kaldı da şimdi izlemişiz. Herkese merhaba şey arkadaşlar. Bugün sizinle bir günü paylaşacağım. Burada kız arkadaşım yatakta olarak ne başlıyor? Yapamadık ya. Burada Nesrin'in yayında gördüğüm kedi mamalı bir bowl hazırlıyorum. Ben de bu var Nesrin. Cidden bu arada. Ya bu ne? Burada yüzüme kendi hazırladığım peelingimi sürüyorum. Ya kardeşim aklımı ya aldın ya. Başlama vakti. Geç bile kaldım. Burada birkaç çizim yapıyorum ve kendimi geliştiriyorum. Tasarımcı olmayı düşünüyorum. Bu seni çizdi. Çok çok. Bu sana logo çizdi bak. Biraz daha yağmur izleyerek kafamı dağıtayım. Yağmur müthiş bir yayıncı. Herkese tavsiye ederim. Herkese sallamış. Bizden en iyi şakası bu olmuş. Çocuk da farkında yani. Dilim damağım kuruyor. Ve bir çay koymak istiyorum. Diğer iş arkadaşlarım çayı bitirmiş. Kapağı düşecek. Burada çok sinirleniyorum. Çözüm üretmeye çalışıyorum ama olmuyor. Ya ne yapıyorsun? Mamim olmadığı için burada küfür ediyorum. Ve en son karameli gezmeye çıkarıyorum. Karamel. Nataş, abi bura değil mi o videodaki yer? Hangi videodaki yer lan? Senin bak evdeyim sondaki şöyle. Bina bizim ev. Bizim ev oldu bak. Bizim ev. Aa bak aynen. Hayırlı olsun Çağrı. Benim evim. Bizim evimiz. Sizin eviniz. Benim bizim. Misafir olduğun ev. Yok lan burası yok, değil ya. Ev. Senin de atılacağın ev öbür ay. Benim eski ev.
Psycho buradan banlanmış olsa da hala bu komünite için bir şeyler yapıyor demiş. Big F. Banlamış mıyız bunu? Günaydın balım. Şey sabah 7.20'de kalktım. Banlı. Çıkıyorum, hızlıca toparlanıp çıkıyorum. Burada zombi gibi yürüyorum çünkü erken uyanınca böyle oluyor. Ofisimize geldik. Şu an giriş yapıyoruz. Gördüğünüz üzere ofisimiz burası. Normal bir ofis. Hiç abartmaya gerek yok. Neyse, kahvaltı yapmak için televizyon açıyorum. O sırada Kemal dedem bir şeyler anlatıyor. Bir şeyler atıştırırken Kemal dedemin vaatlerini dinliyorum. Fikrim değişmiyor tabii. Biz gugucuyuz. Hemen girip mailleri kontrol ediyorum. Sonra benden bir şey istemek için aşağıdan çağırıyorlar. İstedikleri şey bu. Hızlı gidip gelmek için bisiklet sürüyorum. Fakat telefonu tutmak o kadar da kolay olmadığı için tıra çarpıyorum. Neyse, bir şeyim yok. Gelip oturuyorum, öyle takılıyorum. Sonra öğle molası geliyor zaten. Evet, sanayimiz burası. Öyle yürüyorum. Burası da ünlü sanayi tostunun geleceğin ustası yer. Bu. Daim edim. Mola bitiyor. Hemen tekrar iş başı. Günümü tamamlayıp çıkış saatine geliyoruz. Bir günüm böyle geçiyor. Görüşürüz balım. Lan balım malım. Arkadaki şarkı peki ne? Arkadaki Harry Potter olarak başladı bu arada. Selam. Bugün sizler ofiste bir günümü çekeceğim. Aynadan son kontrolleri yaptıktan sonra yerdeki poşetlerimi alıyorum. Daha sonrasında hızlı bir şekilde ofise yürüyorum. 9.30 gibi iş yerinde oluyorum. Asansöre binip 0. kata çıktıktan sonra masama oturuyorum. Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum. Özen gösterdiğim için 4 tane sade poğaçamı alıp kahve nasıl yapılır vlog izliyorum. Ardından kalkıyorum, öğrendiklerimi kahve yapmaya başlıyorum. Bunu işlemi sen kaşıkla yapsan daha iyi olacak gibi ama neyse. Balkona çıkıyorum, kahvemi açık havada içiyorum. Masama geçiyorum, bilgisayarımı açıyorum. Saat 10.30-11 olmuş zaten. Birazcık bilgisayarda çalışayım derken canım çay çekiyor. Çay hazırlamaya gidiyorum. Neyse ki fotoğrafım iyiymiş. Çayımı hazırladıktan sonra masama oturuyorum. Çay olurken diyorum kahve içmeden olmaz. Hemen bir kahvemi alıyorum. Tekrardan bilgisayarıma oturuyorum. Saatime bakıyorum. Yemek saatim gelmiş. Sağlıklı beslenmek için. Güzel. Sağlık yiyecekler yiyorum. Tam ofise geçecekken arkadaşım arıyor. Nargile ısmarlayayım gel diyor. Beleş olunca kıramıyorum. Gidiyorum nargile içiyorum. Oğlum hani çalışıyorduk ya. Nasıl nargileye gittin ya? Çalışıyor abi çocuk. Bir dur ya. Lan oğlum öğle yemeğine çıktın. Onunla nargileye gitti oradan. Böyle iş var mı ya? Tam mola günü, komple gün molası vermiş. Daha sonra ofise dönüyorum. Çam çalışırken saate bakıyorum. Kısa mesai saatim bitmiş. Hoppa. Bilgisayarımı kapatıp evden çıkıyorum. Sonraki vakte görüşmek üzere. Ulan kendine ya yapın, tam çalışacaktın harbiden. Instagram Doğan dermiş. Reklamını da yapmıştı. Reklamını da yapmış. Takip etmeyin diye koymuş amına koyayım Instagram'ını. Sakın görürsünüz falan. Tıklamayın. Günaydın balım, günaydın. Bugün AVM'ye gidiyoruz. Makyajıma başladım. Yorgunluktan mosmor olan göz altlarımı kapatıyorum. Makyajım bitti, kuzenimden onayı istiyorum. Olmuş diyor. Çok sıkılmış, evden çıkmak istiyor. Kombinim böyle. Biraz Killa Hakan'a benziyorum. Ama Türkiye'de sokaklarda zaten tehlikeli görünmezsen hayatına nasıl devam edeceksin? Yine de güzel. Bence güzel. Gayet güzel görünüyorum. Evet. Bitmedi. Bitmedi. Abartmışım biraz. Olsun. Güzeliz. Bak sigma yapmaya çalışıyorum. Olduğu kadar iyiyiz. Onayladık. Kapıyı iki kere kilitlerim. Çünkü hırsızın ilk kilitlediğimde açacağını düşündüm. Bir de içeride kaldı. Işığı, ha, gelmiş. Işığı da açık bırakıp git bari. Güvendeyim. Apartman outfit check. Bakın böyleyiz. İfadem birden değişiyor. Çok tuhaf. Her neyse. Çıktık, yola koyulduk. Hava çok güzel, güneşli. Sanki üstümüzde bir ampul yanıyor. Neyse. Yol çok uzun. Kuzenimi eğlendiriyorum. Burada bir çekici biri var bak diyorum. Başı döndü sıcaktan. Sıcaktan. Geldik Starbucks'a bir kahve içelim dedik. Menüye bakıyorum. Menüye uzaktan bakamıyorum. Böyle yakınlaştırarak bakıyorum. Körüm biraz. İsmimi doğru yazmışlar. Çok şükür. Perma yazıyorlar bazen. Böyle yorulduk. Çadıra geldik. Starbucks'ın satış stratejisiydi o, biliyorsunuz değil mi? Pazarlama stratejisiydi, isimleri yanlış yazmak. Neyse, büyük oyunu bozmayayım ama yine de ben. Aa, benimkini de ismimi yanlış yazmışlar. Bak kanka deyip sosyal medyaya attınız zamanında. Dışarıda televizyon izlemeyi sevmeyen var mı arkadaşlar? Hala bedavayken deneyin. Yemek yemeye karar veriyoruz. Herkesinki geldi, benimki yok. Bayağı sakince karşıladım. Böyle dondurma aldık. Dondurma masamıza birden Kılıçdaroğlu geldi. Herkese ben sigara yaktı. Neden? Tam önemli yerinde bitmiş vlog. Abi yine aynı perde.
Bugün kalkıyorum. Bak sadece soldan geldi. Lan sakin ol. Telefon da yan dikey. O ne ya? Yan çekmiş, hemen dikeye çevirmiş abi. Çalışmaya başladım. Tüm YouTube'u bilgisayarından sizin yazılımcıyım. Kafam döndü. Bir de yazılımcıymış biraz bak. Biraz kedimle oynuyorum. Allah. Kedim de ya hemen hareketler sergiliyor. Çok bak mutlu. Hemen salıyor kendisini. Şerefsiz. Bak. Kahve saatim bitti. Şimdi kase saatim başladı. kase saatim için ananı sikiyim. Bulaşıklar vardı benden. Neyse diyorum. Kase saatime. O ne lan? Yemek de yok. Burada yok mu kase saatim? Neyse kase saatim yokmuş. Yemek söyleyeyim bari. Bu arada canlı seslendirmiş. Evet, muz yerken kendimi çekmek istemedim. Bugün muz yedim enerji versin diye. Çünkü spora gideceğim. Yazılımcı olduğum için günde 30 saat kod yazıyorum. Her gün oturuyorum bari spor yapayım. Hadi bay. Spora tam giderken eve bir bakıyorum ki çok kirli. Hemen temizlik yapmam lazım diyorum ve temizlik yapmaya koyuluyorum. Evi temizledim. Spordan geldim. Güzel şimdi temizlemiş lan. Spordan geldiğim için hemen fit check yapmam lazım. O ananı sikeyim deyip kendimi gaza getirirken bir anda kedim odaya giriyor. Kedim. Kedimin bu tahrik edici duruşundan etkileniyorum ve onu sevmeye koyuluyorum. O da anasını sikiyor sağ olsun. Normal kahve içerek çalışacağım saatleri doldurdum. Şimdi dışarıda Starbucks'tan mocha içerek kod yazmam gerekiyor. Çünkü öyle emir geldi bana. Evet 6 saat kod yazdım eve geldim. Kedim beni karşılıyor. Kedim selam. Kedimin sikinden iyiyiz. Şimdi de akşam yemeği yiyorum. Lapa pilav. Menüde tavuk sote, pirinç pilavı, yoğurt var. Afiyet olsun. Evet yemeği bitirdim. Ve artık kısmet oluruz diyerek sabaha kadar kod yazacağım. Benim günlük rutin böyle. Kedi müthiş tatlı ya. Yavru evet, gibi. Evet çok tatlı. Yavruyor. Bir tane o kediden bana satsana. Kaça bırakırsın? Kod yazmaya gitti. Geldi kedisiniz evde kod yazdı onlar. Buna çok para verdim. Bu yüzden siliyorum ama. Hiçbir şey anlamadım biliyor musun? Hiçbir sonunu şey. Sonunu anladım sadece. Buna ben de bir para verdim. Evet. Sürüyorum. Nasıl anlamadınız bye ya? Bye bye dedi. Ben sadece bay bayı anladım desem. Kendime bir sosisli yaptığımı duydum. Bazı şeyler evet. Anladım ama yani. Bir yerde de pankek mi dedi öyle bir şey. Pankek dedi ama krep yaptı. Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Burada bir ansikim diyerek kalktım. Allah sigara niye olmasın tabii ki de. Derken çok karnım acıktı. Hemen Starbucks'ımı dışarıdan söyleyip kahvemi. Hemen bir kahvaltı çek. Hemen kahvemle ayılıp derken hop oradan bir... Ben bu adamları ben zehirledim galiba ya gerçekten. Kimse sağlıklı kalamadı. Pijama fit çek ananı sikeyim sırt ver kardeşim. Burada kendisi aynı zamanda iç mimar olan arkadaşımın bu salaş ev düzenini sizlere göstermek istiyorum. Kendisi aynı zamanda obsesif kompulsif bozukluğu olduğundan mütevellit. Bu aşırı pintilerden çıkmış yer. Çok özen göstermesiyle birlikte evet burada da ayı koleksiyonunu gördük. Aynı zamanda salaş o batının bize aşıldığı o modernize bir ev düzeninden çıkmak istemiş. Kendisi. Evet bayağı uzaklaşmışsınız o modernize. Evet çan getirmiş. Bu ne ya? Cumaları bu ne bıçanla kıldırıyor cemaate. Odası da bu şekilde gayet gördüğünüz gibi toplu. Allah Allah. Burası da çalışma yeri evet. Oğlum, aç olduğunda neden? Nasıl takılıyorsunuz ki bu evde o zaman? Şurada bir oturacak yer var bak. Yersi gibi. Oturacak bir şey olmasın ki önünde. Derken hemen yayına geçiyorum. Çirbi Müzik Yayını iki izleyicimle birlikte. Hop bir anda iş vakti geldi. Otobüsteyim. İşe geldik evet ilk bakışta restoran gibi gözükse de asla işimiz tabii ki de restoran değil. Bütün amacım Çağrı abime green card verebilecek bir tane MILF bulabilmek. Onun hayalindeki derken burada 3 tane MILF gördüm arkada da 2 var. Amerika bura Amerika. Şu galiba sağda da aynen sağda da 3 MILF daha var. Bakalım Çağrı abiye güzel bir tane MILF bulacağız gibi duruyor. Derken hop ananı sikim bir anda yine bir fit check geldi. Evet götümü de göstereyim. Evet çok iyiyim. Derken çok yoruldum. Menajerime dedim benim bir hava almam lazım amına koyayım.
Çıktım bir hava alıyorum, bir kahve mahve bir şeyler alayım. Markete gidiyorum şimdi. Neymiş efendim? Bar için limon suyu, lime juice, lemon juice alacakmışız. Derken işe döndüm. Hop, burada bir saçıma saç taktım. Ananı sikeyim. Derken Allah biraz çalışayım. Evet, su dolduruyorum. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Burada yoğunlukta su doldurduktan sonra çıkardığım liste, evet. Çağrı abi, şu anki ilk listede bunlar var. Hangisi hoşuna giderse abi. Çağrı abi. Biraz daha. 162'liyi tercih ederim ya. O birkaç sene ölür. Abi çalışayım. Sanit Bey bir tane Big Mac. Aha, bu video pardon, yanlış mekan. Çok yoruldum. Artık bir sigara molası lazım yani, anasını. Sabahtan beri çalışıyoruz. Hemen kısa bir sigara molası derken bitti. Mesai bitti, ananı satayım. $170 kazanmışım yani. Ne? Oha. Gittin iki tane limon suyu aldın. Gittin amına koyayım su doldurdun. Fit check mit check yaptın Burak. $172 mı kazandın günlük? Çok iyi paraymış. Vay be. Ben o kadar kazanmıyor. Niye söylüyor? Oha, 5 günde iPhone alıyor ha. Nesin, senin iPhone'un var ya. Niye hala iPhone'la kıyaslı yapıyorsun para hesabı yaparken ya? Var iPhone. Doy artık şu iPhone'a. $3 Hop, burada bir tane milf buldum. Çağrı abiye bir salladı. Ay sikeceğim milfini, tövbe estağfurullah. Bir de burada $10 yemeğe para ödüyoruz. O kadar açtım ki yemeği çekemedim bile. Burada bizim menajer, hop, nasıl ödettim sana? Restoranda çalıştın diye beleş yemek mi yiyeceksin? Hadi bir çok siktir git adamım dedi. Hemen 3 saatlik yoğun mesaimden sonra yorgunluk sigaramı yaktım. Hop, geldik iş yerine. Bakalım burada Çağrı abiye milf bulabileceğiz mi? Allah Allah. Baktım içeride çok... Genelde genç kitle Çağrı abime gidecek. O adam tarzı ne biçim güzel. Belki Çağrı abinin hoşuna giderdi. Bir şöyle bir yakışıklı, böyle sarışın mavi gözlü bir erkek. Hop, Çağrı abiye öpücük attı. Baktım gençler belki hoşuna gider diye Çağrı abiyi gösterdim. Ananı satayım diyor. Bu nasıl bir erkek? Wow, dedi. Ya sen manyak mısın burada... oğlum? Ne yapıyorsun? Rezil ettin be. Beğendi be. Abi vatandaşlık alırsın. Çağrı beğendi bu kız. Çağrı da beğendi gibi. Allah Allah. Beğendi. Amerika uçak bileti. Olur bu iş. Ya kardeşim. Baksana abi, 60'tır istek. Şöyle bir yakışıklı, böyle sarışın mavi gözlü bir erkek. Hop, Çağrı abiye öpücük attı. Baktım gençler belki hoşuna gider diye Çağrı abiyi gösterdim. Ananı satayım diyor. Bu nasıl bir erkek? 23 santim dedi. Of dedi. Kendine dokunmaya başladı. Ya oğlum salak mısın sen? Çağrı abi sen bir DM'ini kontrol et. Eve dönüş vakti geldi. Bugün de Çağrı abimi gururlandıramadım. Onu hiç bulamadım. Ama arayışımdan vazgeçmeyeceğim. Hayalindeki matematik öğretmenini bulacağım abi sana. Ya Burak. Burak Yalçın bir mit göndermiş. Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda. İyi bok. Burak iyi bok. Kız nasıl düştü ama, değil mi Burak? Ne dedi lan kız? Wow dedi mi? Deseydin bu benim çok abim. Yani ağzını tanıştırayım deseydin çok böyle. Cute. Bu benim abim deseydin. Şey dedim. Wow. Öyle bir tepki verdi mi? Abi nude attırdım. Ya salak mısın sen, ne yapıyorsun ya? Ara bul diyor bir de ya. Tövbe estağfurullah. Evet, çok fazla mesaj attınız, çok istediniz, ben de sizi kıramadım. Sonunda bir günlük vlogumu çek... Bu ne ya? Ne abi? Başka bir şey atmışsın. TikTok o linki atmışsın. Ya. Ha. Çok fazla mesaj attınız, çok istediniz, ben de sizi kıramadım. Sonunda bir günlük vlogumu çekiyorum. Günaydın arkadaşlar. İlk iş günaydın storiesi atmak olacak ama bu üzerimdekilerle paçoz gibi göründüğüm için hemen üzerimi değiştiriyorum ve daha modern bir şey giyiyorum. Siz bunu daha bayağı çok seviyorsunuz çünkü. Hemen salonumda bulunan 2 metrelik dev aynasının önüne geçiyorum. Biliyorsunuz biz fenomenler salonun orta yerine ayna koymak zorundayız. O ne? Evet, günaydın storiesi. Onu izleyelim, onu da izleyelim. Ya sus lan. İçinde hazırız diyecektim ki siz demeden bir şey unuttuğumu fark ettim. Nerede? Heh, buldum. 7000 lira ya, satın aldığım kedim. Adam. Kedimin 7000 lira mıymış bu kedi? Pahalı bu. Maksimum 5 veririm kanka, haberin olsun. Akıllı adam bu abi. Bozuk çünkü sabah veterinere gittiğimizde mülteci olduğu için ona... Bunun markası, cinsi markası, modeli ne bunun Yağmur? Bilmiyorum ki. Pomerian bu.
O kedi köpek. Bu kedi. Geri zekalı kedi. O köpek kim? Ben bundan istiyorum. Scottish. İran kedisi mi acaba? Scottish değil. İran kedisi olabilir. Scottish. Scottish değil değil. KF 1500'müş. Ne? KF 1500. Modeli. Ama Elon Musk'un çocuğunun ismi lan. Ben bundan Çağrı'ya istiyorum. Bu kediden vereceğim. İstiyorum ben. Tam ileride ya çiftleştirdi sana köpek, ya. Köpek. Kediyi kışlamışlar. Arkadaşlar buradan sizi kınıyorum. Evet kedim mülteci olabilir. İran kedisi ama bu ırkçılık yapmanızı gerektirmiyor. İnşallah bu videoyu da Ümit Özat izlemez. Bu arada prenç resimi çok soran olmuştu. Ben de dayanamadım. Trendyol linkime bunu da ekledim. Ben çok memnunum arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Oğlum sen bayağı influencer olmuşsun dostum. Haberin olsun. Ve evet muhteşem bir kahvaltı tabağı. Bu nasıl tabak ya? Şu renklerin uyumuna bir bakın ya. Kahvem laktozlu sütüm olmazsa olmazım biliyorsunuz. Filtre kahvemin demlenmesini beklerken de yorulduğumu fark edip hemen bir kahve molası vermek istiyorum. Çünkü Türk kahvesi de olmazsa olmazım. Türk kahvesinde ise kahve dünyasının orta kavrulmuşunu içiyorum. Bunu da Trendyol linkime ekledim. Göz atabilirsiniz. Ya normalde sigara olarak tekel 2000 uzun içiyordum. Fakat adam bu sigaraları mu? Gördüm ve renkleri of, çok evet, hoşuma gittiği için bunu içmeye abi, bizim başladım. Bizim çağrı bu. Çağrı zaten. Çağrı mı çağrı abi? Hangi çağrı lan? Bizim hesabı açtı lan. Aaa! He? Ben ne diyorum? Nasıl bu kadar profesyonel ya? Ayıp olmasın ama çok Kemal Bey'in yapamadığını abi. Yaptı. Evet, bol kahveli, muhteşem renkli kahvaltı tabağımız. Bu resmi partner. İlk iş olarak TikTok keşfetinde gezerek bana uygun çalabileceğim içerikleri göz atmaya başlıyorum. Ve siz sormadan söyleyeyim, RGB'li buhar temizleyiciyi de Trendyol linkine ekledim. Sonra bir şey gözüme çarpıyor. TikTok'ta karı koca videolarının çok izlendiğini fark ediyorum. Bu yüzden de hemen telefonuma sarılıp karımı arıyorum. Ona TikTok'ta böyle videolar çekmeyi teklif ediyorum. O da bana ne kadar geri zekalı olduğumu, benden utandığını, artık büyümem gerektiğini falan söylüyor. Yani neden böyle söylediğini anlamıyorum. Ben bir yıllık kiramızı peşin öderken TikTok hakkında hiç böyle şeyler söylemiyordu. Ama o problem değil. Ben yine yoruldum. O yüzden hemen bir kahve yapıyorum kendime, yorgunluğumu alsın. Bugün Malezya'dan gelen ayakkabıları tanıtıyorum. Ya abi milleti deli yaptın ya diye. Ne yapacağım? Malezya'dan beni nasıl buldun? Ama eğlenmiyoruz mu? Ben bilmiyorum. Oy harbiymiş. Bayağı iyiymiş lan. Daha. Aha bir kahve daha geldi. Çifti 200 lira olan papuç kombini sayfalarından aldığım reklamlardan sonra buralara gelmek beni çok mutlu etti. Çünkü ayakkabılar çok modern, çok şıklar. Burada da evlendiğimden beri hiç elimi bile süremediğim eski sevgilimi görüyorum. Biraz moralim bozuluyor ama evlendiğim için dokunmuyorum. Kendimi lan ya o... kendimi tutamıyorum. Allah Allah. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Bugün aramadım ama. Selamünaleyküm Katman ailesi. Aleykümselam. İşe gidiyorum. Saat 10.30. Deli gibi. İki ne ya? Burada. Burada iş yerine geldim işte. Sinyalleri yakıyorum, beyin deniyorum. İşte beyin tamirine geçtik serisinden hemen. Hemen bilgisayarımızı da açalım. Hemen açıyoruz bilgisayarımızı. 12-12 şifre. Açtık. Direkt Çağrı abi açıyoruz. Sarhoş ortağımla birlikte izliyoruz. Hemen LEM tabancasını çalıştırdım. Benim anakartı da böyle yaptılar ama. Hemen entegre ile emliyorum. Önceden yapmıştım tabii ki. Neyse hemen bir mola verelim. Çıkalım dışarı Starbucks'a gidelim. Neyse kapatalım Çağrı abi. Kapat bilgisayarı. Kırsaydın. Geçiyoruz. Bunu izledik mi? Bunu Google'da izledik. Ha? Diğer arabaya geçtik. Yo, Çağrı... Google izlemişti bunu. Yo ben Çağrı izlemedim. He tamam. Çağrı'da izlemedik yok. Yok yok izlemedik. Neyse drive tura geç. Google kontentlerimi sal dostum ya. Ya yok o şey yaptı ya ben bir şey mi o zorla izlettim. Reis TR5'te gelmiş vlog çekip 1000 bit atanları okuyorum vlog çektirip 5 TL atanları okumun eyvallah Çağrı yazdım bunu. Ya boş yapma gerizekalı ya. Efe Gülmez 15 dakika ne zaman müzik yayını gelir? Abim seni seviyorum. Kemal abiyle müzik yayını istiyoruz. Biraz dertlenmek istiyoruz. Müzik yayını yakında gelir. İstek Starbucks'ın o tarafta. Hemen geçip cappuccino 4 şartlı az sütlü siparişimizi veriyoruz şu an. Sipariş verdik. Burada nereye? Dubai aldık. Mi? Maden suyu olmadan yo, kahve için. Çözemedim Dubai mi neresi? Kahveleri çekmeye çalışıyorum da hani bir şey görünmüyor. Aha. Para üstüne aldım 60 riyal. Bir de 3 Kuveyt dinarı. Hesap ne kadar tuttu şimdi göstereceğim.
34 TL yani 160-170 lira falan. İş yerine geri döndüm. Dinar diyor ama. Arabi açtım. Amına koyayım. Ne aratmışım böyle koltuk nasıl sikilir? Allah Allah. Evet. Sar mı yazıyordu? Hemen sonra tekrar yola çıktım. Dinar. Böyle şirketi falan gidiyorum. Beyin götüreceğim. Yolda böyle çöller falan filan. Birilerine göreyim. Eve amına koyayım. Tabii ki klasik soruyu sordum. Ve amına koyduğum boynun niye eğri? Nerede kalmıştım? Unuttum işte. Linkin bulayım abi ben. Akinde. Bir dakika dur buluyorum. Heh tamam. 2-6 değil hemen 1-6. Tamam 1-6. Günaydın. Buradayız. Evet. Uyanıyorum burada. Hop kalktık. Evet. Kalktım gidiyorum çay içmeye. Güne ilk çayla başlıyorum. Ama sabah çay içmeyi unuttuğum için akşam çekiyorum bunu. Ama size öyle şey yaptırmaya çalışıyorum. Evet. Döküyoruz burada çayı. Ama o dem öyle. Döktük. Oh elhamdülillah. Evet ama sonra bir bakıyorum ki her yer balık koktu. Annem hamsi tava yapmış. Sonra geliyorum. Kendi gülüyor Mete 53 şakasını. Adama ders çalışıyorum. Çünkü güçlü rakiplerim var. Onları elemem gerekiyor. Hop, çok güçlüdür bu arada. Testi. Başlıyorum çözmeye. Evet. Çok evet, yoruldum. Çok güzel. Yeter bu kadar. Şimdi biraz kahve içmeye çıkıyorum. Evet kahve tabii. Burada bir outfit check yapıyorum hemen. Evet. Burada reklamımı yaptıktan sonra kekimi gösterecektim. Ama hiç kekim kalmamış. Arkadaşım hepsini yemiş ayı gibi. Eve geldim. Yorgunluk kahvesi yaptım. Buna bir minik sokak kedim. Ve doğurmuş 4 tane. 300'e satarsam 1300. Zengin oldum. Yine karlıyım. Çok az 300. Evet. Mezun senem olduğu için. En az 500 eder onlar bu arada. Çok yorucu geçiyor ve yoruluyorum. Hop yatağa yattım. Güzel olmuş. ...1300 burada aynen 300 ile çarpıp... ...Hasan'ın rakibi olduğunu da buradan görmüş olduk. Gece yarısına kadar yayın izlediğim için... ...bir fayette uyanıyorum. Sonra satın aldığım kedimle bir selamlaşıyorum. Hiç gitmiyor. Sonra böyle bir dışarı bakıyorum. Böyle bir temiz havadayken... AK Parti seçim arabası geçiyor. Biraz şoka girip kapıyı kapatıyorum tekrar... Sonra bakım yapıyorum. Yayın tekrarı izliyorum. Biraz bir alana bir bedava olduğu için aldım diğer kedim. Sonra kahve yapıyorum. Sonra Fırat abiye destek olmak için biraz da Hey Day reklamı yapayım dedim. Burada sizi evcil hayvanlarımla tanıştırıyorum çiftliğimdeki. Yayınla sevmediğim bölüme geliyor. Buraya atlıyorum. Sonra kapatıp biraz ders çalışayım diyorum. 15 dakika çalıştıktan... Senin en sevmediğin bölümde ben bir de ekonomi öğretiyorum yalnız. Oraya da bence arada bir bak takip etmekte fayda var. Bu üniversite hayatından sonra lazım olacak bölüm orası. Onu da söyleyeyim yani. Daha sonra bir kahve molası veriyorum. Kahvemi içip diyorum ki dışarı çıkayım. Hava bugün çok güzel. Dışarı çıkıyorum. Ayakkabılarımı giyip sonra geliyorum. Kedilere mamalarını veriyorum. Biraz daha çalışıp yatıyorum. Yatıyor. Hadi bitirelim var. Herkese merhaba. Bugün 11.45'te uyandım. 3-4 tane kaldı galiba. Bir mola verelim. Çünkü dün çok yoğun bir tempo oğlum, uyudum. Oğlum bunu okşamanın olayı ne ya kanka? Mami nasıl kopuyor? Bak bu bir tane daha yoktu ama onu bir şey demedim de. Bu niye böyle sapık? Insta'da Reels'te patladı ya böyle bir video patladı. Mesaime videomuzu açarak başlıyorum. İzlenme lazım. Arkadaşlar bu arada ben can mıyım, cancık mıyım bilemedim. O yüzden Çağrı abinin yolundan gidip bir amcık olmaya karar verdim. mola verelim. Oğlum gülme bak şuna bak ya. Beklemiyordum ki abi böyle bir şey. Ben de beklemiyordum. Allah hasbin Allah. Of. Fazla güldüğümüz için Blush TV açtım mimikli. İşte buna güldüm ben de. Mimik dinlendirmek için birebir. Açtıktan sonra bir kahve koymaya gidiyorum. Bir dakika. Yan sekmeyi bir porno açalım. Yağmur izlerken falan yakalanırsak kendimizi açıklayamayız. Evet. Bak ya.
Oğlum sen asla mısın? Onun en son açıklaması var. Asla. Evet. Ebu Uygaç Börs. Parçalandı. Ardından bugün biraz ders... Yağmuru geçmişten sildi. Sizime oturayım dedim. Hayır yani stadyo olarak ıkçı falan değilim ama... Hayır fazla çalıştık, bir ödül hak ettik. Mola vakti. Yettina yettin. Günümü Çağrı her gün asansör pozu çalışarak bitiriyorum. Ya ne yapıyorsun? Size iyi bayramlar. Aynısını verdi lan. Vallahi aynısını verdi. Oğlum hasta rahatsız. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Bulaştı gibi. Bu çocuktan olur bence de. Burada güne hem söverek hem... Mova ve video editör mü? Trip atarak uyanıyorum. Saçıma bakıyorum bir şeyim var diye. O ne lan? Sonra ilk... Oğlum bu böyle mi kaldı mı burada? Evet. Sponsorladı. Kendi story videosunu sponsorlamış. Şimdi bilgisayarı açmak oluyor. Bilgisayarın düğmesine basıyorum ve toz filtren bir yerinden oynuyor. Aman akoyim. Sonra size odamı gösteriyorum. İşte o koltuk ne güzelmiş ya. Optimus Prime'ın kafası falan. Holde atamı görüyorum ve selam çekiyorum. Vatan kurtarıldı. Sonra annemin yanına gidiyorum kahvaltımı almaya ve onu öpmeden yapamıyorum her sabah. Annemi öpüyorum. Kahvaltımı gösteriyorum size. Ben bol yiyemiyorum. Diyetteyim. Oğlum bademi darlıyorum. Şu an bir salaklığı üstünde niye bilmiyorum. Ve onu Yağmur ve Nesrin gibi parayla almadım. Bunu belirteyim. Takılmak için bilgisayara geçiyorum. Sonra burada benim de katıldığım yayının tekrarını izliyorum. Ve gerçekten çok keyifli bir akşamdı. Çok teşekkür ederim. Sonra burada okul ve iş maillerime bakıyorum. Burnumda bir şeyim var. Hayır yok. İlk başta gördüklerime inanamıyorum. Okulda finaller yüzü olacağını görüyorum. Ve siktir amına koyayım diye söylüyorum. Oğlum rahatsız. Manyak. Bir de önden haber verip sonra görüntü geliyor. Malum şakayı yapmak için ayak kalkıyorum. Derken vazgeçiyorum. Sizleri çok seviyorum. Seviliyorsunuz Katman ailesi. Eyvallah Alıkçım. Tövbe estağfurullah. Oğlum bunu niye Movavi'de çektin madem? Bu Instagram Reels kısmından çekip kaydedebiliyorsun ya bunu. CapCut kullanın, CapCut. Niye? Sponsor mu aldın Mami? Yok abi, kullanışlı. Hem de bedava. Ya Windows'un kendi video editörü var. Günaydın. Bugün benimle bir iş günü geçiriyorsunuz. Evet. Sabah erkenden işe geliyorum. Hı. Burada kendimi gösteriyorum. Üstümdeki hırkaya aşık oldum. Sabah gelir gelmez ilk önce kahve içiyorum ayılmak için. Daha öğle yemeği yiyorum. Çizim yeteneğimi geliştirmek için ayakkabıya çizim yapıyorum. Ya bu chat manyak mısın? Sen chat. Sen manyak mısın? Ben aşık oldum diyor. Daha kızı görmedin ya. Kızı da karşıdan göremedin ya. Ne sağ aşık oldun ya hemen. Ayakkabı boyuyormuş. Allah Allah. Bu kız seni izliyor olamaz. Oğlum siz beni ne zannediyorsunuz? Pardon. Bakış açısı çünkü bu seni izliyor olamaz abi. Ben de izliyorum, o da izliyor. Aynaya bakıyorum. Hayır olamaz. Seni biz izliyoruz abi. Bu kızlar falan hayırdır amına koyayım. Allah Allah. Ben ne dedim? Burada kendimi deniyorum. Sonra tırnaklarımı yaptırmaya geliyorum. Buraya çok güzel yılbaşı için süslemişler. Tırnaklarımı bu şekilde yaptırdım. Arkadaşıma doğum günü hediyesi alıyorum burada. Bu yıl tek yaşamaya başladığım için yılbaşı ağacı süslemek. Ablacığım böyle bunu, bu infoları verme. Yılbaşı ne alaka ya? Bu infoları verme. Var. Ben de anlamadım yılbaşı. Nasıl yani yılbaşı var? Geçti. 4 ay 5 ay geçti ya. Bu daha ucuz diye mi alıyor acaba şimdi? Nasıl buldu ki süsleri? Yılbaşı ağacı süslemek istedim evimde. Onun alışverişine geldim. Çok fazla durup bir şey dururken almadım. Bu Monty akşam yemeği yemeye geldik. En sonunda Klein'a gittik ama hiç sevmedim. Bak bir de Klein'a da gitmiş aynı gün. He, başkasının videosunu atmış olabilirlermiş. Aa. Eski videos bloğunu yutturmuş bize. Çocuk haklı. Bu seni izliyor olamaz o zaman. O zaman izlemiyor bizi. Kira atmış. Ya beni çok da güzel kızlar da izliyor ya bence. Bu arada bence video indirilmiş bak. Kanıt yok. Videonun ismi değişik. Kanıtı nasıl yok ya? Yağmur'la ben... biz varız.
Tamam. Aynen öyle. Helal lan nesi. Helal lan nesi var buradan. Tabii efendim. Muhteşem manzarası olan Sivas Kalesi'ni sizlere gösteriyorum. Sivas Kalesi'ni gördükten sonra artık işe gidebilirim. Biraz yürüdüm ve servise bindim. Daha sonra atıştırmalık bir şeyler aldım ve ofise geçiyorum. Yukarmış. Ofise geçtikten sonra sabah maillerimi okurken bir yandan da kahvaltı yaptım ve bir anda öğlen oldu. Tekrar yemek yedim. İşime mi baksam acaba diye düşünürken tabii ki de bakmayacağım. Ama herkes geldi. Yazılımcı ha. Ve biraz alışveriş yaptıktan sonra eve döndüm. Çağrı'nın videolarını izledim. Mizah seviyemin biraz yükselmesi için. Çünkü çok eğleniyorum. Ve ana. Akşam da bu tatlı komşumla size veda etmek istiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Manyak. Ne? Bir felsefe öğretmeninin okulda bir günü. Okulda bir gün. Önce casual bir slender gün kombini hazırlıyorum. Ablacığım. Evet. Güzel başlangıç. Kahve olurken bir yandan kıyafetlerimi ütülüyorum. Bugün 9 saat dersim olduğu için önlememi önceden alıyorum. Vay. Kahvemi ve okul için hazırlanmaya başlıyorum. Okula gittiğim zaman ders programı değişmiş olduğunu görüyorum. Hemen Ercan dedem gibi düşünüp mama gibi karar veriyorum ve fark etmez bir tost yemek için kantine gidiyorum. Oradan öğretmen odasına geçiyorum. Ve chat'teki tüm sınav grubuna başarılar diliyorum. Bir molayı hak ettik. İstiklal Marşı sonrası ilk dersime gitmek için kısa bir çay molası veriyorum. Verdiğim ödevler yapılmış mı diye kontrol ediyorum. Teneffüste hemen çay sigara molasına geçiyorum. Burada da derste kavramları öğrenmekte zorluk çeken öğrenciler için hazırladığım çarkıfelek felsefe edition'ı çözüyoruz. Teneffüste çay molası. Aa ne güzel öğretiyor. Buluyorum. Çar nasıl sence iyi öğretiyor mu? Bence güzel öğretiyor. Görüyorum. Ben de mola vermek için kanki Tom'un yanına gidiyorum. Arası satın aldığım köpüşümü besleyip gezdirmek için eve gidiyorum. Dışarıda bedava olan içine ne kuyu var belli. Bu kadın hiçbir türlü sinirlendiremeyiz ya. Konuşmasından belli. Öğleden sonra deneme olduğu için kitapçıyı da atıp sınava başlatıyorum. Çok eminsin. Ben de çay molasına çıkıp 6. dersime gidiyorum. Ahlak felsefesi. Bir de felsefeci. Outfit check yapmadığımı fark ediyorum. Matematik hocalarına selam vermek için. Hani beni böyle güzel kızlar izlemiyordu? Ha, oy. Ben görmedim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bakayım. Outfit check yapmış da ona oy diyorlar. Ha. Ha, ben de görmedim. Ahlak felsefesi işliyoruz. Aa Reddit. Fark ediyorum. Vurguya bak koptu. Ya seslendirme çok felsefeden kaybediyor. Çok şey kalmış seslendirme. Evet. Matematik duyamıyor, oluyor. Zorlanıyoruz. Aynen. Ya sesle görüntü uymuyor. Bu da mı indirimli üzerine seslendirilmiş acaba? Ya değişiyor. Hayır, olayı neden öyle olsun? Üstüne seslendirme de. Hayır enerjiler yani. Enerjiler uyuşmamış yani çekimde. Diyorum, sanki başkasını konuşmuş gibi geldi. Hayır ya, abonemiz ya. Çekimle seslendirme enerjisi tutmamış. Son bir mola veriyorum. Çayımı ve molamı aynı anda bitirerek son dersime giriyorum. Böylelikle okulda işim bitiyor. Eve gelince biraz dinlenebilmek için dün akşamdan yarım kalan yayına devam ediyorum. Ki biraz yüzünü su gülsün. Teşekkür ederim. Bir dakika, son bloklara geldik. Son 3-5 tane kalmış galiba. Onları da izleyelim. Temizleyelim orayı. Öncelikle ofis vlog çekip atmadığım için kusuruma bakmayın. Ben Çağrı abinin yayınlarından bahsedeceğim. Ben yayınları izlerken tek izleyemiyorum. Canım sıkılıyor evde. O yüzden bir tane yayın arkadaşım var benim. Bu yayın arkadaşım insan değil ama. Kendisiyle tanışmanızı istedim. Tanışmanızı istediğim için de hani bu videoyu çekiyorum. Hasan baktın mı bu videoya? Kendisini çağıracağım. İzleyip geliyordum. Gerizekalı Hasan. Göstermesin yayın arkadaşım diye şimdi ondan şüphelendim. Çok fena bir şey çıkabilir işin sonunda. Çok merak ettim ama şu an. Hasan git alttakileri de kontrol et. Yok yok değil edin. Değil. Değil değil. Aç aç. Bu da benim ejderha deyip çıkartırsa ne bakacağız? Tek izleyemiyorum. Ben de bir şey bekliyordum. Baktın mı Hasan? Ver oğlum ejderhayı. Hasan! Tam temiz. Aşağıdakilere de bak. Şimdi kıllandırdım. Bak onlara da baktım aşağıdakilere. Bundan sonra gelen bütün vloglara bakıyorsun.
Pepsi'ne bakmıştım zaten. Aynen bakmışsın. Ama öldüğünce ben de bir şüphelendim. Kendisi pıtır pıtır gelecek hemen. Çağrı abi yayın açmış, hadi gel de beraber izleyelim, gel. Hassiktir. Hadi gel gel. Hassiktir. Çok heyecanlı. Miskin. Bak lan. Ya bu nasıl bir olay lan? Karavanı kuştan daha güzel. Karavanı kuştan daha akıllı. Ben, çok güzel, ben o kuş döver. Kafası fosforlu kuşun oğlum. Ya evet, ben de ilk şüphelendim. Videonun orasında durdum, kuşunu gösterdi. Harbiden kuşunu gösterdi ama. Gerçek kuşmuş amına koyayım. Adana'dan hepinize selam olsun. Aleykümselam. Kardeşim benim. Aleykümselam. Sen de böyle istene. Eyvallah canım kardeşim benim. Geldi bekliyor lan bir de. Böyle ya böyle bir şey olabilir mi ya? Pıtı 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 geldi bekliyor. Şuraya bir bak. Arabi yayın açmış, hadi gel de beraber izleyelim, gel. Hadi gel gel gel. Orada bekle demiş gibi sanki. Ben var ya benim böyle bak ben bunu severken öldürürüm ha bu kuşu. Koşuyor pıtı pıtı koşuyor. Çok tatlı. Çok ağlayasım geldi benim şimdi. Niye be? Çok yazık çünkü küçücük kuş. Adı da çağıracağımmış. Salak kuş, uçarak gitsene, neden yürüyorsun? Uçabilirim. Ulan ben uçabilsem bir adım atmam ya. Allah belan versin. Biraz uçabilsem yemin ediyorum yürümem ya. Hello. Günaydın arkadaşlar. Bugün yine canım telefonumun aptal çalan alarmına uyandım. Pencereyi bir arası araladım. Güneşin tadını çıkardım. Yine doğmuş dedim. Suratımıza vuruyor. Sabah güneşi sislikliğe vurmuş bu arada. Sonra dedim ki bu oda niye bebek götü kokuyor? Oda kokusunu fark ettim. Bir ona salladım. Peşine küçük bir dünya kritiği. Yine milleti zengin etmeye mi uyandık dedim. Öyleymiş. O zaman da kanatların yorulur aslan parçası mı? Güzel bir açıdan yakaladın. Ne yapayım o zaman amına koyayım? Durayım mı yani? Hareket etmeyeyim o zaman. Yine de uçuyorsun. Aktif dinleniyor ya onlar uçarken. Çırpıyor, çırpıyor, çırpıyor. Öyle dinleniyor. Süzülüyor ondan sonra. Süzülmesinden sonra ne olacak? Gittim ondan sonra. Gidiyormuş gibi yaptım. Geri döndüm. Yatağı topladım. Sonra koşa koşa kahve. Kahveyi hızlandırdım çünkü süre yetişmiyor. Doldurdum kahvemi. Geldim. Bir de neyle karşılaşayım? Şu odanın ağrı. Neyle? Dün akşamdan kalma. Biraz hızlı geçelim. Hay Allah. Online dersten kalma. Çıtır hasarlı bir koltuğum var. Bir daha öğrenmeye çalıştım. Ya. Nasıl yapılıyor diye baktım. Ama hocam ya o kadar zor soruyor ki. Ayağım kaydı, düştüm burada. Yapacak bir şeyim yok. Yani öğrenemiyorum. Bunda özel ders almam gerekiyor muhtemelen. Ben de öyle yapmayı planladım. Aynen kardeşim. Too success make move. Durdurdum online dersi. Döndüm, gittim. Çatır çatır özel hocaya yazdım. Dedim ki hocam bana yardım edin. Kalacağım. Bana bir şey yapın. Geçemeyeceğim dedim. Neyse döndüm geldim özel ders hocasına yazdıktan sonra. Tam maillerimi okumak için bilgisayarı açarken dedim ki... Oğlum bu herkes nasıl... Kim atıyor size bu mailleri ya? Herkes mail okuyor amına koyayım. Kimden geliyor ya bu mailler bu kadar herkes mail okuyor? Nereden geliyor bu mailler hepinize? Bu adama bile gelmiyor o kadar sponsorluk maili ya. Lan bana gelmiyor ya bu kadar mail. Nereden geliyor abi size mail? Bana ha ediyor. Borsa morsa mailleri mi? Bana geyim. Güvenlik kodu. Güvenlik kodu. Ben tuvalete gitmedim. Hemen tuvalete. Peşine geldim. Maili açtım. Abi bayağı maile girmiş. Tam nefes aldım. Okuyacakken dedim ki... Lan çok karnım kazındı. Gittim. Bowl. Kendime bir süper bir bowl. Ne var içinde? Burada deliği tutturamıyorum bu arada. Yoğurdum, mısırım, yulafım. Koydum, karıştırdım. Güzelcene. Yedim. Burada sağa sola bakıyorum. Niye hiçbir fikrim yok. Halbuki orada tezgah var. Sonra sıyırdım iyicene dibine. Burada yiyorum gerçekten göstermiyor gibi oluyor ama yalan. Döndükten sonra oturuyorum. Burada aklıma gelen şey hepiniz vurulacaksınız. Çekilişte kazandığım bıçağı çatır çatır kasarda harcadığım aklıma geldi. Bir çıtır üzüldüm. Çünkü nereden baksan 2500 lira. Yapacak bir şey yok dedim. Kalktım. Tam oturuyordum maillerimin başına yine. Bakayım kim ne yazmış diye. Ama aklıma ne geldi? Arkadaşlarımla hiç sohbet etmedim. Gittim bir kahve daha koydum. Ne oluyor lan? Bu arada burada gördüğünüz mavi çanta deprem çantası. Lütfen hepiniz hazırlayın. Hazırlanın olsun derken arkadaşlarımla konuşmaya güzel indim. Sohbet ediyoruz. Kafayı yemişsin ama. Güzel bir lokum. Sen de kafayı yemişsin kardeşim. Haberin olsun. Anlatıyorlar ama ne olduğunu bilmiyorum. Neyse okey diyorum. Geldim, oturdum derken mesai bitmiş.
Akşam DC'de kankilerle sohbet muhabbet derken bu da çok konuşuyor bazen. Ben anlamıyorum yani. Burada diyorum onaylıyorum falan, şimdi göreceksiniz zaten de hani öyle bir kaçışım var ki ya yani, akla sığmaz ya. Diyorum ki abi ben bir kahve koyayım da geleyim ha, hadi görüşürüz diyorum. Ama konuştuğunuz yerlerde... Herkese merhaba. Mecburi hizmetini yapan bir doktor olarak bir günümü anlatacağım. Hastaneye gidiyorum. Hemen kahvemi içiyorum. Arkadaşım. Bak doktorlar bile izliyor Fırat Albayram. Ne diyorsun sen? Ne diyorum? Kızlı erkekli doktorlar da izliyor. Evet. Hani? İzleyebilir. Ama o kız izlemiyordu işte. Adamlar doğru söylüyor. O da izleyecek. Bir gün o da izleyecek. O izlemesi o kaybediyordur. Ben yapabileceğim bir şey yok. Manyak. O zaten normal olmadığı belli. Mayıs ayında ağaç mı süslenir? Veriyoruz. İnçaket kullanarak deliyoruz. Ben arkadaşıma iki tane delik açıyorum. Sonra mutluluktan seviniyoruz. Burada birbirimizi öpüyoruz. Sonra ben kendi hazırlığımı yapıyorum. O da benim kulağımda tragusumu deliyor. Burada birazcık acıyor. Bugün kulak delme programı mı? Sonrasında geliyorum, kulağımı gösteriyorum. Çok beğendim diyorum. Oğlum orası çok acır ya. Böyle kendimi gösteriyorum. Sonrasında dışarı çıkıyoruz. Outfit check. Sonra hastanın sorunuyla birazcık eğleniyorum. Sonrasında yollara düşüyoruz tekrardan. Neresi ya burası? Zorunlu görev dedi ya. Yapıyorum, o yüzden böyle köyleri geziyoruz. Sonrasında hastaneye tekrar geri dönüyorum. İşte eşyaları Ne yazıyordu? İlçe, devlet... Ne? Diğer. Bigor mu? Bigor. 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 Digor. Kars. Kars. Değil mi? D harfi o. D harfi. Digor. D. İlçe Devlet Kars, Hastanesi. Kars. Geri dönüyorum. İşte eşyaları yerleştiriyoruz. Sonra Asiye bizi tekrardan merkeze götürecek. Hastaneden çıkıyoruz. Ne güzel Bayanlar gözleri var. Bayanlar ikram ediyor bize. Onunla görüyoruz. Birazcık muhabbet ediyoruz. Maşallah da ne yağmur kıskanma. Maşallah maşallah. Yok kıskanma. Çok güzel maşallah. Yolda kamerayı kırmadı. Rainbow'dan kalma alışkanlık. Giderken son kez şöyle bir veda alışıyoruz hastaneyle. Bitti mi zorunlu görevi? Aa çıkıyor. Aha çağrı arkadaş. Ya Yağmur ya. Yağmur evet, çağrı arkadaşlar biziz ya. Aynen ay, öyle. Çağrı, biz yokuz. Yağmur. Nesli sen kalmış. Bugün kudurtma günündesin ha. Sen stand up'ı bitti galiba. Kudurtma makinesi olmuşsun. Ne? Amcılar bize işte el sallıyorlar. Sonrasında kahvemizi içiyoruz ve günü tamamlıyoruz. Bu kadardı. Güzel, bohçik bir gün olmuş. Oğlum bu 200. günde kendimi nasıl geliştirdim bak, bu TikTok videosu mu yoksa... 200 günde kendim. Aha 121. Ne ara çekti lan bu 2. günü? Hayır oğlum bu TikTok videosu galiba ya. İzleyicimiz. Atayım TikTok'unu. Bizim izleyicimiz ama bunları zaten kendi TikTok'una atmış. Aynen. Tamam. Bu adamın ilk günüyle son gününü merak ediyorum. Nasıl geliştiririm 121. gün? Evet arkadaşlar, uyulur uyanmaz suyumu içtim. Arkadaşlar vallahi anlamsız bir şekilde canım kahvaltıda süzme mercimekle biber turşusu çekti. Kahvaltıda bunları yedim arkadaşlar. Daha sonra babaannemin yanına gittim arkadaşlar. Vallahi eksikleri varmış, onları almaya gittim markete. Bu arada babaannem çeçil peyniri hastası arkadaşlar. Daha sonra besyocu kuzenim, dişçi kuzenim ve sosyal hizmetçi kuzenim bize geldi, kahve içtik. Daha sonra dışarı çıktık arkadaşlar. Vallahi kuzenlerimin canı Adana dürüm çekmiş. Vallahi dedim ki siz yiyin, ben yemem. Onlar yerken vallahi ben arkadaşlar yürüyüş yaptım, yalan yok. Eğer gerçekten ben de onlarla Adana dürüm yeseydim bu sefer gerçekten başaramazdım. Onlarla beraber 3-5 tane yer fıstığı yedim. Eve gelince fırında patates tavuk yedim arkadaşlar. Asla... Ne oldu lan buna? Çar izleyelim geri kalanını bunun yani. Çok iyiymiş son halini. Son günün hangi günü çekmiş tamam. Son? Sona bak hadi. Tamam son gününü at. En son onu izleyelim zaten. 2 tane kaldı. Herkes selam, gece 3 gibi uyandım. Uyandığımda resmi çekmeyi unuttum için eskiden uyandığımdaki bir resmi koydum. Sonra bu manzarayı gördüm uyandığım gibi. Odayı temizleyeyim bok götürüyor dedim. Slide yapmış bu. Sonra bilgisayarı açtım. Evet. Başladı. Ondan kaybettiğim parayı Amerika'dan geri alabilmiş miyim diye baktım hemen. Heyecanla baktım ama tabii ki alamamışım. Sonra akşamdan kalan bir balık vardı, onu yedim. Hemen duşa girdim, balık kokuttu biraz. Sonra manitaya fotoğraf atayım dedim ama manitam yok, onu fark ettim. Ondan sonra biraz daha resim çektim. Çok yakışıklıyım bu arada, siyah atlet çok severim. Saçımı kuruttum. Bu arada böyle çok iyi kuruyor, tavsiye ederim. Beyaz Tuğlu'yu izledim çünkü dün akşam izleyememiştim. Kaybedince zevk vermiyor. Sonra Survivor'a aktım, Ertuğ aday olmuş, üzülmedim. Sucuklu yumurtamı yedim, bu video özel okula gideyim dedim. 3 ay sonra
Okula gittim ama baktım ki tahta açık duruyor. Tahtayı kapatıp döndüm çünkü bugün 1 Mayıs'mış. Bari tahtayı açık bırakmayın. Sonra tatil olduğu için kendime ufak bir ödül verdim. Marmaray'da ayakta döndüm kolamı içtikten sonra. Sonra notlarıma baktım. Online olmasına rağmen çok düşük almışım. Hemen bir hoca kiraladım. Hoca yerledikten sonra sağlıklı gözüken bir yemek ama asla değil. Ondan sonra Beatbox araltı montajı izleyeyim dedim. Aradığım hiçbir şey bulamayınca Cumhurbaşkanı'na dertleştim biraz. Sonra babama Lyon'a gol attırması için birkaç mesaj attım. Kuponlar gene gelmedi. Bu kuponların üstüne bir dondurma yiyeyim dedim soğuk su yerine. Hemen üstüne tatlı arkası LOL. LOL'de de full kaybettim. Arada kazandım. Tilt olunca sakinleşmek için en sevdiğim müziği saatlerce dinledim döngüye alıp. Ondan sonra tabi bu sırada gene acıktım. Çünkü LOL oynuyorum. Acıkacağım şişkoyum. Hemen üstüne sağlıklı bir yemek daha yiyip sağlıklı bir uykuya daldım. Bugün de bu videoyu çektiğim için çok yorulmuştum. Hemen uyudum zaten. İyi yaptın kardeşim. İyi kurular. Son videoya bakıyorum. Günaydın. Bugün güne kahveyle başlıyoruz. Normalde hiç sevmem. Vlog olduğu için içmek Aha zorundaymış gibi Melike. hissettim. Arkadaşımın vize sınavına Sanmıyorum giriyorum ses burada. nereden tanıdık. Alttan aldığı dersmiş sanırım. Kaldık. Burada kahvaltı yapıyorum. Menemen yiyorum. İnşallah Hiç soğanlıdır. sevmem. Burada Soğanlı mitinge olmaz gidiyoruz. menemen. Miting için hazırlanmaya başladık. Yola çıktık. Mitinge Tamam, geldik Utku seni ve izlemiyor. çok eğlenceliydi. Çok kalabalık. İzliyor, Ya nasıl izliyor. izlemiyor ya? İzliyor be Melike. Tanıyoruz biz. Allah Allah. Her şey çok güzeldi. Kızlarla kahve içmeye çıktık. Ha bu izlemiyor. Oğlum ikisi de aynı kız. İkisi de aynı kız. Kızlarla kahve içmeye çıktık. Burada yanımıza Köpüş geldi. Köpüş'ü sevdik. Tam bir fiyat performanstı. Acil evden aradılar hemen gel diye. Sanırım birazcık mitingde... Ne oluyor? Aa. Bitti. Mitingde bir şey geçmiş olsun. Geçmiş Bitti mi olsun. orada? Orada bitti. Tutuklanmış. Ama eve gelmiş. Evet. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara. Bir girişi, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oraları like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas.